Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, Emel'le Vinal'de gününe tekrar hoş geldiniz. Bugün tarihler 17 Kasım 2017'yi gösterirken Emel'le Vinal'de günü başlıyor diyoruz ve efendim kaçırmayın, sonuna dek bizimle birlikte olmanızı arzu ediyoruz bu programda. Efendim bugün özel bir konuğum var. Cuma olmasının sebebi de budur. Özel bir konuğum var, evet. İstanbul'dan kalktı geldi. Pazartesinden pazartesiye olan programımızı Cuma ile tekrar desteklemeye karar verdik. Ve bu Cuma akşamından hepinize Perde Satıcıları Haber Portalı ekibi adına en içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim Ankara'dan. Evet, Emel'le Vinal'de günü birkaç haftadır devam ediyor ve yorumlar, sizlerden gelen talepler o kadar güzel ki bizi de heyecanlandırıyor. Efendim pozitif enerjinizi esirgemiyorsunuz, canlı telefonlarla bize bağlanıyorsunuz. 0533 394 69 27 nolu telefondan sesinizi duymak istiyoruz efendim. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, Vinaldi'ye aşinalığınız varsa, Vinaldi'ye ilgi alaka duyuyorsanız ya da sektörden bir mensupsanız başımızla beraber diyoruz ve Emel'le Vinaldi Günü isimli programımızı başlatıyoruz. Bu arada efendim Facebook'tan da sık sık paylaşmayı unutmuyorsunuz. Sesimizi herkes duysun. Değerli sektör mensupları, ulusal tekstilin tabii ki bünyesinde 2 yıldır emek veren ve bölge sorumlusu olan, ev tekstilinde bölge sorumlusu olan Sayın Uğur Süer bizlerle birlikte. Efendim, Uğur Bey'i birçoğunuz tanıyorsunuz. Evet, hatırladık diyeceksiniz. İşte karşınızda Uğur Süer. Efendim merhaba. Merhabalar, Hoş geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mersin. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalkıp geldiniz. Programımıza konuk oldunuz. Benim için özel bir gece bugün. Çok mersin. Amacımız Vinaldi'yi daha yakından tanımaksa eğer, Uğur Bey'in bize Vinaldi'yi daha yakından anlatacağını düşünüyoruz. Vinaldi'nin birbirinden güzel, kaliteli ürünlerini gece boyunca bizimle paylaşacağınızı düşünüyoruz. Ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız Uğur Bey? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerin hazırlamış olduğu programa katılmak bizim için de bir şeref. Teşekkür ediyorum ayrıca sizlere de. Bir ara program yapıp Vinaldi'nin bu güzel programı sunmak benim için de ayrıcalık oldu. Çok mersi, sağ olun, iyiyim. Bizim için de onur efendim. Sektörümüzün kaliteli firmalarının sesini duyurmak bize onur veriyor, gurur veriyor. Sektörün Vinaldi gibi firmalara ihtiyacı var. Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde ismini duyurmuş, Türk ev tekstiliyle marka yapmış bir sektör ve bu sektörün sizler de mensupları olarak sizlerin sesini duyurmak bizim asli görevimiz diye düşünüyorum. O onur bize ait. Efendim şimdi biz tabii ki bu gece Vinaldi'den konuşacağız. Tabii ki katılımları ile değerli sektör mensupları bize destek verecekler. Onların desteğiyle bir program sürdüreceğiz. Artık 1 saat mi, 2 saat mi orasını bilemem. Ama Uğur Bey'i merak ediyorlardır. Şimdi Uğur Bey'i biz de tanıyalım diyorlardır. Tanıyalım. Uğur Bey 1964 doğumlu. Afyonkarahisar doğumlu. Evli 2 çocuk olan. Çocuklardan bir tanesi 30 yaşında, bir tanesi 21 Maşallah, yaşında. Tabii. Yani maşallah. bir tanesi yeni evlendirdik. Öteki de üniversitede, Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Maşallah. Ve yıllarını çalışmakla geçirmiş. Tecrübeler kazanmış. Şu anda da olması gereken yerde, en güzel yerde, ulusal tekstilde görevini devam eden bir insan. Bunu yaparken de yaptığı görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan. Ulusal tekstille yolu nasıl kesişti Uğur Süer'in? Evet, ulusal tekstilde çok şöyle söyleyeyim. Geçmişteki ekranda baktığımızda gemi yapıcı ve teknik meslek lisesi olan mezunu olan bir insanım. Normal gemi sanayinde çalıştım. Camaltı tersanesinde çalıştım. 12 sene görev yaptım. Daha sonra oradan ayrıldıktan sonra bir özel sektöre üretim müdürü olarak
İşbaşı yaptım. Daha sonra kendi firmalarım oldu. Farklı firmalarım oldu. En son Bordolux'un üretim müdürlüğünde ev tekstiline girdim. Orası benim için çok bir mutfaktı. Yani her şeyi, üretimin A'dan Z'ye her şeyini orada öğrendim. Uzun yıllar çalıştım orada. Daha sonra Blanchard'ın satış müdürlüğünü yaptım. Orada da çok uzun yıllar beraber çok güzel dakikalar geçirdik. Touch'ın franchisor olan bir mağazasında yaklaşık 3-3,5 sene mağaza müdürlüğü yaptım. Sonra Selver Hanım benim çok böyle dikkatli izlediğim, hayranlıkla seyrettiğim insanlardan bir tanesiydi. Selver Hanım'la bir takım böyle görüşmelerimiz oldu. Sonra Kemal Bey'le Vinaldi'nin tanıştık. Vinaldi'nin sayfasını açtık o anda. Sonra da işte ta 2 sene falan geçti. Çok da mutluyuz. Allah'a çok şükür. İnsanlar da inşallah mutlulardır. İnsanlar, yani şöyle söyleyeyim. Biz müşterilerimizle her zaman veya çevredeki arkadaşlarımızla her zaman bir şeyden değil. Hani bir müşteri ilişkisi yaşamayız. Sürekli bir aile gibiyiz. O aileyi canlandırmak, o aileyi güzel tutmak, o ailede güzellikleri hissetmek bu bize enerji veriyor. Yaptığımız işlerde güzel olunca daha mutlu oluyoruz. Süre böyle uzayıp gidiyor. Allah ömür verdiği sürece devam edecek Amin inşallah. efendim. Kariyer çok güzel. Evet. Kariyeriniz böyle yıldızları aldı benden. Zaten dopdolu bir insansınız. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman ben onu anladım. Geçen hafta da telefon konuşmamız hatırlayacaksınız. Teşekkürler. Programdan sonra ne kadar dolu bir insan olduğunuzu da ben kendim efendim bu kanaate vardım. Bugün özellikle sizi bu yüzden konuk etmek istedim. Selver Hanım meselesini de açıklığa kavuşturalım efendim. Vinaldi'nin değil mi? Evet. Ürün geliştirme Evet, o sorumlusu. tabii, o bizim yani ürün gamını geliştirirken bizim o her şeyimiz gibi bir şey. Yani Selver Hanım gerçekten bir takım şeylere bakışı, ürünü oluşturması. Bırakın onu. Şimdi bir ürün oluştururken kumaşından tutun, elyafından tutun, astarından tutun, dikişinden tutun, modelinden, püskülünden, kordonundan her şeyle böyle kombin olması lazım bir takım şeylerin. Bunu da yaptıktan sonra biz satıcılara sunarak bu olmuş mu? Bunun üstünde başka bir şey yapabilir miyiz? Fiyatsal bakımından, işte bizim satıştaki fiyatsal bakımından biz en çok detaya kadar ineriz. Kemal Bey'le, Selver Hanım'la, işte bir satıcı Hasan Bey, ben dördümüz oturup olayı inceleriz. En güzelini yakalamak için çalışırız. Bu kataloğumuzu da çok uzun zaman harcadık bu kataloğa da. Yaklaşık bir 9 ay sürdü bu kataloğun Oraya çıkması. geleceğiz zaten Uğur Bey. Evet. Şimdi evet Selver Hanım ve ekibi geliştirecek. Siz bunu insanların sunumuna beğenisine sunacaksınız. Tabii ki Türkiye genelinde müşterileriniz var ama sizin ağırlıklı Karadeniz, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinizde ağırlıklı siz varsınız ve oralardan Selver Hanım'a bilgiler toplayıp getiriyorsunuz. Tabii, aynen. Daha ürünü ne kadar Tabii, geliştirebiliriz, aynen. ürüne ne kadar kalite katabiliriz? Siz bütün bu yorumları toplayıp Vinaldi'nin bünyesine geliyorsunuz ve gece gündüz çalışmaya devam. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz sadece ev tekstilinde 2 kişi değiliz. Biz 11 kişilik bir ekibiz. Yani perdedeki arkadaşlarımız da olsun. Biz 2 kişi ev tekstilini temsil ediyoruz. Ama gruba baktığımızda biz 11-12 kişilik bir grubuz. Perde ve fonlu Tabii yani grubunda. perdeci arkadaşlarım, yani perdeyle ilgilenen arkadaşlarım da bize öyle şeyler gösteriyor ki zaten onların biz bölgeleri dolaşırken bölge müdürleri olmadan biz onlarla beraber ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla onların istekleri bize yansıyor. Bu isteklere karşılık biz bir takım şeyleri yönlendirerek üretimde canlandırmalı yapıyoruz. Yani biz sadece ev tekstili konusunda, yani bu kataloğun çıkmasında ev tekstili konusunda Hasan Bey ve Uğur Suyer yok. Komple bir ekibiz. 11 kişilik, 12 kişilik bir ekibiz. Bunun içerisinde herkesin görüşü var, herkesin isteği var, doğrultusu var. İşte bugün İzmir'e bakan Alparslan Bey, efendim Batı Trakya'ya bakan, Trakya'ya bakan ve Batı Karadeniz'e bakan Engin Candaş Bey. Hepsine selam Yani evet, olsun, değil mi hepsine, bütün burada? arkadaşlarıma selam Hepsine söylüyorum. selam olsun. Hepsinin işi gücü rast gitsin. Allah Amin. kaza bela Amin. vermesin kimseye. Dolayısıyla
onların vermiş olduğu detaylar da bizim için çok önemli. Yani işte bir Doğu Anadolu'da görev yapan, yani Doğu Anadolu bölgesinde dolaşan Ahmet Derin abi, ondan sonra bir Mersin ve İskenderun bölgesine bakan Yusuf kardeşim ve Ankara'nın bölge müdürü, Hepsi çok yani önemli, bölge müdürü değil mi? Yasin Taşdemir. Evet. Yani bunlar çok özel insanlar, çok konusunda çok değerli insanlar ve bölgelerine hakim olan insanlar. Başarı bir Bu ekip da işi. tabii, yani ben her zaman onu söylerim. Bir kişi bir şey yaparken tek başına bir şey yapamaz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Tek kişi hiçbir şey değildir. Yani bu başarı tamamen bir ekip meselesidir. Bu ekibin başındaki kişiyle başlar. En sondaki işte olay bitip temizlik yapan insan da sona erer. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar böyle kombin çalışırsak Ben hep derim zaten, çaycınızın bile emeği var. tabii Sakın ki bunu göz olmaz mı? ardı Olmaz etmeyin mı? Hele derim. bizim bir kızımız vardır mesela. Ona da selam ediyorum, Ayşe'ye. Candır yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim her şeyimizdir. Elimiz ayağımızdır. Müşteri geldiğinde bize yardımcı olur her şeyle. Çok zeki bir kızdır. Ona da teşekkür ediyorum sizin vasfınızda. Evet, Ayşe Hanım'a da selam olsun. Uğur Bey, hemen küçük bir ara vereceğim ve ekran başındaki değerli dostlarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli dostlar, biliyorsunuz 2 haftadır Vinaldi kelimesi, içerisinde Vinaldi kelimesi geçen sloganlar istiyorum sizden. Ve o kadar çok sloganlar oluşturdunuz ki, o kadar güzel sloganlar oluşturdunuz ki. Ve ne demiştik? Her hafta slogan oluşturan ya da içerisinde Vinaldi cümlesi geçen efendim güzel cümleleri sahiplerini isimlerini yazıp kutuya program boyunca biriktiriyoruz demiştim. Ve bir çekiliş gerçekleştiriyoruz program sonunda demiştim. Bugün yine bu çekilişimizi tekrarlayacağız efendim. Sayın Uğur Süer'in elinden bu çekiliş gerçekleşecek ve Vinaldi'nin yani kralın Kemal Ulusal'ın efendim programlarımıza özel sizlere her hafta bir hediyesi var. Bir salon takımı, son derece güzel, modern bir salon takımı sizleri bekliyor. Bu hafta şanslı konuğumuz kim bakalım? Bu salon takımı kime gidecek? Efendim salon takımını 2 hafta üst üste verdik. Hemen kimlere verdiklerimizi de şöyle bir hatırlayalım. İlk hafta Süreyya Tezgit'e gitti. Ve arkasından Merve Gök'e gitti. Bakalım bu hafta kime gidecek? Efendim yorumlara da şöyle bir göz atalım. Yorumlar gelmeye başladı. Bu arada Uğur Bey'i biraz bekletelim. Evet, Uğur Bey o kadar güzel yorumlar geliyor ki Evet, efendim. Bu bakıyorum arada ben de. Evet, telefonunuzdan takip ediyorsunuz. izliyorum, evet. Hayeçeis Trakya'dan efendim bize yazmış. Selamlar olsun. Kırklareli Vize'den demiş. Uğur abi seni seviyoruz. İyi Bizler yayınlar de demiş. seviyoruz, bizler de onları seviyoruz. Çok değerli insanlardır. Evet. Ailece Oh. çalışırlar. Babaları çok değerlidir, anneleri çok değerlidir. Eşleriyle beraber çalışırlar. Bölgenin en iyi mağazalarından bir Öyle tanesidir. Tabii mi? tabii, aynen öyle. Bizler de onları çok seviyoruz. O zaman şöyle yapalım. İstanbul'a geldiğimizde bir gün sizinle ziyaretlerine gidelim. İnşallah. İnşallah. Hayriye Çeyiz'e selamlar. Mustafa Atıcı takipte. Hayırlı akşamlar Emin Hanım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Mustafa Atıcı efendim teşekkür ediyoruz. Kendisi yeni bir mağaza açtı. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Fatih Şimşek hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hayriye Çeyiz efendim bir slogan oluşturmuş bile. Hemen asistanıma bakıyorum. Hayriye Çeyiz yazmasını rica ediyorum. Vinaldi zirveye uzanan çizgi. Hakan Kara, efendim geçtiğimiz haftalarda konuğumuzdu Ankara'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kemal abime, İsmail kardeşime selamlar. Uğur Bey, hayırlı akşamlar demiş. Hakan Teşekkürler. Kara, Teşekkürler Hakan Bey. Ankaralı bir dostumuz, o da candır. Hatice Çalımlı, hayırlı akşamlar demiş. Efendim şimdi Hatice Çalımlı her hafta hemen hemen destek veriyor. Bir cümle ya da slogan oluşturmamış ama Hatice Çalımlı'nın ismini yazabilir miyiz? Alpay Üstün, Nazilli, Ozan Tekstil. Devamlı sizin yayınınızı izliyorum Emel Hanım, saygılarımızla demiş. Evet, Alpay Üstün saygı bizden efendim Nazilli'ye selam Çok olsun. değerli bir abimizdir. Öyle mi? Çok 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 severiz Alpay abi. Evet. Hayriye Çeyiz demiş ki efendim Engin Candaş'ı da unutmayalım. Evet, Engin Candaş. Onun adı Engin.
Evet. Gönlü zengin derler. Öyle mi? Aynen öyle. Engin Candaş öyle bir kardeşimiz. Ve bölgesinde de iyi evet. satışları var. İyi evet. o insanlardan bir tanesi, arkadaşlarımızdan bir tanesi. O zaman onlara da selam olsun. İstanbul Çatalca Moda İstanbul Perde'den selamlar yine Hatice Çalımlı yazmış. Hilal Perde Erzurum'dan selam Erzurum'dan Nur abi iyi akşamlar demiş. Evet Hilal Mehmet Perde. Bey. Evet. Daim zaten evet, destekçimiz evet, evet. Mehmet Candır. Bey. O da çok, çok da güzel, severim çok. Efendim çok da güzel türlü yapıyor etli türlü. Evet evet. Selahattin Ünkan mesai arkadaşınız. Evet. Hilal Perde Hilal bizi takip edenler arasında. Nevzat Erel bizi takip ediyor. Teşekkür ediyorum sevgili kuzenime. Ali Çayırıcı çok kıymetli bir toptancımız, üreticimiz. Efendim spor ürünlerle bu yıl Home & Tech fuarına damga vurdu. Ve 2018'in ilkbahar aylarında çok koşacağını umduğum spor kreasyonlarla karşınızda olduğu Ali Çayırıcı. Alpayüstün Vinaldi Verenel, Sayın İsmail Ulusal ve oğlu Kemal Ulusal. İyi ki varlar. Allah başımızdan eksik etmesin saygılarını demiş. Efendim tabii ki biz de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi Sayın Kemal Ulusal'a ve İsmail Ulusal'a yollayalım. Bize destek veriyorlar. Türkiye Tekstil'ine destek veriyorlar. Sizlerin sesini duyurarak. Kayıklı Adem takipte, Orhan Karabay, Ömer Saylık, Garip Karakuloğlu takipte, Ali Çayırıcı iyi akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Fuat Taştekin, Ankara'nın marka perakendecilerinden. Fuat Bey teşekkür ediyorum. Gülnazik Meral, perde dikimevi. Vinaldi aklımı aldı diyor. Hemen asistanım Gülnazik Meral perde dikimevini eklesin. Geçen hafta Gülnazik Hanım'a çıkar diye içimden şöyle geçti ama hediye çıkmadı. Ne yapalım? Gülnazik Hanım sözüm olsun efendim size bir hediye yollayacağım. Cafer Güngör bizi takip ediyor. Beyza Ercan, iyi akşamlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar efendim. Edirne Uzun Köprü'den demiş. Edirne'ye kucak dolusu sevgiler, size de hayırlı cumalar. Mustafa Şeker bizi takip ediyor. Alpayüstü'nün efendim bir yorumu var. Uğur Süer Bey müdürüm. Çok güzel kalbi, gönlü güzel kardeşimdir. Onu görünce çok mutlu oluyorum. Vinaldi'ye saygılar, sevgiler bir demiş. Mukabele, bir mukabele yapayım dedim. Sağ evet, ol. Uğur Kaymak takipte. Sevda Sevi, iyi yayınlar. Canım eniştecim demiş Sevda Sevi. Evet, evet, baldızım olur. Öyle mi? Evet, baldızım olur. Nasıldır böyle baldızlı aranız efendim? Baldızlar sevilir. Tabii canım yani. Baldızlar kıymetlidir. Aynen öyle çok severim. Bacanağımı çok severim. Hı hı. Aile geniş midir? Kendi işte içimizde güzel bir aileyiz. Uğur Bey aslen Afyonlu musunuz? Evet benim babam Afyonlu ama doğma büyüme ben İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum. Evet. İstanbul'da büyüdüm. Hı hı. Ama kökene bakarsan Afyon, Bolvadin. Baba yaşıyor mu? Baba evet. Rahmetli oldu. Ne iş yapmış efendim? Baba da bir... Baba da gemi sanayinde, tabii yok baba da gemi sanayinde bir devlet memuruydu. Gemi Sanayi Camaltı Tersanesi'nde Erdem Süer'dir ismi. Evet, uzun yıllar orada çalıştı, sonra evet. Emekli oldu. Bir ayağımız Kayseri'dedir. Kayseri'de kardeşim Yaşar. Orada evimiz var, bakımımız var. Kayseri'de selamlar, herkese evet. Selamlar. Evet. Bir ayağımız oradadır. Neyse. Yani üçgen halindeyiz böyle. Yaşama devam güzel ediyoruz. Efendim. Aslında sizin bir ayağınız Türkiye'nin her yerinde. Evet evet bunu öyle 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 gerçekten öyle. Evet. Zehra Süer efendim muhteşemsin canımın içi demiş. Sizin evet. için sevgi dolu evet, bir cümle evet, kurmuş. Evet. Eşim demişken şimdi o zaman Zehra Süer hanımefendiden biraz konuşalım. Benim gözümde başarılı beylerin arkasından mutlaka bir hanımefendi vardır. Aslında başarılı bir hanımefendi vardır. Patron olsun, bölge sorumlusu olsun ya da herhangi bir sektörde, herhangi bir dalda ne olursa olsun başarıyı böyle güçlü adımlarla yol alıyorsa onun arkası bir hanım arayın. Evet doğru. Şimdi efendim Zehra Hanım'dan biraz bahsedelim. Bahsedelim peki. Zehra Hanım benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım. Çocuklarımın annesi. Kaç yıl oldu? 30 yaşında dedin. Tabii tabii 31 sene, 32 sene. 32 bilelim senedir abi. Beraberiz tabii. Yani şimdi bu başarılı bir erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır, bir bayan vardır. Doğru söylüyorsunuz. Ben görev itibariyle sürekli illerde, ilçelerde olan bir insanım. Dolayısıyla uzun zamanlar yollarda geçiyor. Tabii ki bu evde tek başına çocuklarıyla kalıyor. Bu bana hiçbir şekilde
bir zorluk bir noktasına olmadı, hiçbir zaman olmadı. Çok büyük desteklerini hissettim. İyi günde de beraber olduk, kötü günde de beraber olduk. İyi günde güzellikleri yaşadık, kötü günde ne yapalım? Sıkıntıları Sıkıntıları aşmayı beraber yaşadık. becerdiniz. Aynen öyle, aynen öyle. İki çocuğumun annesi. Yani ne diyebilirim ki yol Bir kere arkadaşım en yani. büyük meziyeti, en büyük meziyeti sürekli eşi yolculukta olan, seyahatte olan bir eşi beklemek. Beklemek o kadar zordur ki. Evet. Beklemek, yani siz randevuleşirsiniz bir arkadaşınızla. 5 dakika arkadaşınız gecikse gökyüzüne bakarsınız, saate bakarsınız, oflamaya başlarsınız. Yani gecikmek kadar kötü bir şey yoktur. Ama siz hep yollardasınız ve değerli hanımefendi, eşiniz Zehra hanımefendi hep sizi bekliyor. En büyük meziyet Tabii beklemektir. tabii doğru Zehra doğru. Hanım, sizi kutluyorum efendim. Evet, teşekkür ederim Evet. karıcığım. Kendimden biliyorum efendim. Evet, Eşim yıllarca bölge evet. Aa, evet sorumlusuydu. işte doğru. Ve benim kocaman kocaman sopalarım vardı kapının arkasında vesaire orada burada. Doğrudur. Beklemenin ne kadar zor olduğunu bilirim efendim. Ali Bostan bizi takip ediyor. Yusuf Kayırhan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Emel ablacığım demiş. Osman Bağcıvan, Mustafa Yılmaz, Enes Kara, Şevket Altındağ bizi takip ediyor. Hanifi Serçoğlu, Ümit Ceviz Özü, Ferhan Demirhan, Ferhan Perde, Van. İyi yayınlar, Perdenin Kralı Vinaldi, o kadar demiş. Ferhan Demirhan'ın ismini yazalım mı? Belki Van'a göndeririz hediyemizi. Van'a sevgiler. Hanifi Serçoğlu, selamlar, iyi akşamlar dilemiş Erzurum'dan efendim. Hanifi Bey, sizi seviyoruz, sağ olun. İbrahim Taşdemir, iyi yayınlar. Vinaldi'nin gülen yüzü. Uğur Bey'e de hayırlı akşamlar dilemiş. Teşekkürler, çok mersiyim, sağ olun. Evet, efendim Yasin Bey'in erkek kardeşi Evet. İbrahim Bey. Günay Etker, abicim diye bir kelime Evet. kullanmış. Kimdir efendim Günay Etker? Günay benim teyzemin kızı. Oh, ne Evet, güzel evet. efendim. Aile geniş. Burak Karakurt bizi izliyor. Harikasın Emel Hanım. Öpüyorum sizi çok demiş Gülnazik Meral ablamız. Alpay Üstün Vinaldi. Vinaldi de yok yok. Emel Hanım ne istersen perdeden çeyize hepsi var demiş. Vallahi efendim. Şimdi Vinaldi. Evet, hep hiç ağzımızdan düşmüyor. Vinaldi'ye yıllardır destek vermeye çalışıyorum. Her fuarlarda Kemal Ulusal'la mutlaka röportaj yapıp reytingimi bile tavan yaptırmak istiyorum ama bu yıl Vinaldi'nin ürünlerini daha yakından inceleme fırsatı buldum. Bu programla birlikte inanın vallahi yeniden gelin olasım var diyeceğim. Evet, Mahmut Güzel, Gürkan Dölkeleş, İbrahim Topçu takipte. Emel Hanım, siz de o kadar güzel sunuyorsunuz ki sıkılmadan her canlı yayını izliyorum. İyi ki varsınız Emel Hanım demiş. Saygılarımla Alpay Üstün. Evet, Emre Görkem Benli iyi akşamlar dilemiş. Perdisan Perde Zekeriya Bilgi, Mehmet Akdemir, Recep Erduran. Recep Erduran da Ankaralı bir perakendeci dostumuz. Recep Bey'e selamlar. Efendim, tabii ki bir bölge sorumlusunun İşini kolaylaştıran en büyük etken markadır. Marka zaten kendini sattırır. Bölge sorumlusuna düşen o markanın dostlarını ziyaret etmek ve onların çayını kahvesini içmektir. Dolayısıyla size o kadar çok görev düşüyor ama bir taraftan da sizin görevinizi hafifleten bir markayla karşı karşıyasınız. Kemal Bey ile müşterilerinin arasındaki bağı en güzel şekilde oluşturduğunuza inanıyorum. Biraz müşterilerden konuşalım. Konuşalım. Mesela Trakya'dan konuşalım, Ege'den konuşalım, Karadeniz'den konuşalım, İç Anadolu'dan konuşalım. Vinaldi müşterisini konuşalım sizinle. Konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben Kemal Ulusal Bey ile müşteri arasında, müşterilerimiz daha doğrusu ailemiz diyelim onlara, Dostlarımız. dostlarımız Müşteri diyelim. Aynen, aslında evet aynen. çok çirkin Dostlarımız oluyor. arasındaki bağ Aynen. inanılmazdır. Evet. İnanılmazdır yani. Ben çalıştığım diğer firmalarda asla böyle bir bağ görmedim. İnanamazsınız yani. Yani bunu yaşamak gerekiyor. Anlatırken biz mesela yaşıyoruz. Biz yaşarken bile çok ciddi bakıyoruz yani. O kadar içten, o kadar samimi, o kadar aileden, o kadar güzel yaklaşımlar, birliktelikler.
Sağ olsun benim firma sahibim Kemal Bey de asla ve asla kapıya gelenle mutlaka görüşür. Onunla beraber oturur, çayını içer, kahvesini içer, yemeğini yer. Onunla dakikalarını geçirir. En son onun alacağı veya onun istediği şeylerle onu rahatlatır ve ürünlerini verir, yolcu eder, gönderir. Yani böyle bir ilişki var. Tabii bu söylediklerim tamamıyla bizim İstanbul merkeze gelip de Kemal Bey ile görüşüp onun yüzünü görmek isteyen bizler de hizmet vererek bu satış organizasyonunu gerçekleştiririz. Gelelim bölgelere. Bölgeler. Bu arada çok özür dilerim. Kemal Ulusal sektörde bir isim. Tabii. Ve ben Kemal Ulusal'ı hiç görmemiş ama büyük hayranlık duyan insanlar tanıyorum, biliyor musunuz? Doğrudur, Diyor doğrudur. ki Kemal Ulusal'ın o kadar çok ismini duydum ki birkaç kere telefonda konuşma şansını buldum ve sesi bile o kadar karizmatik bu ki bu adamın, çok etkilendim, çok merak ediyorum diyenlerle sohbetler ettim. Emin olun öyledir yani. Emin olun. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, bölge olarak geniş bir bölgeye çıkıyorum. Geniş bir bölgede görev vermeye çalışıyorum. Oradaki birçok insanla karşılaşıyorum. Birçok insanı görüyorum. Birçok insanlarla konuşuyorum. Ve herkes tanıyan tanımayan herkes mutlaka konu bir noktada geliyor. Kemal Ulusal'da takılıyor. İşte Kemal Bey nasıl, iyi mi? İşte biz gerçek ne zaman görüşürüz gibilerinden her zaman gelebilirsiniz diyorum. Yani Kemal Bey yurt dışında olmadığı müddetçe, işte herhangi bir fabrikaya ziyarete gitmediği müddetçe sabah saat 9'da şirkete gelir, 11'de çıkar. Bir de öyle bir patron ki ben nice patronlar gördüm bu camiada. Odasından başını çıkarmayanları, kendisiyle görüşmeye gelenleri seçerek işte çok onlara vakit ayırmayan patronlar gördüm. Kemal Ulusal, evet, halk patronu diyorum ben. Efendim, telefon numaramızı tekrarlayalım. Uğur Suer devam ediyor sohbetine. 0533 394 6927 no'lu telefondan bize ulaşın. Efendim, gelelim müşterilerimize demiyoruz, Evet, dostlarımıza. dostlarımıza. Şimdi bölge bölge gidersek bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bölge sorumluluğu olan arkadaşlarımızın, yani satışta olan bölge müdürlerimizin gerçekten bölgelerinde çok hakim olmalarından dolayı bizler o kadar ev tekstili satan, bizler o kadar rahat giriyoruz ki grubun içerisine veya işte mesela yeni yaptığımız kataloğu sunarken o kadar çok hakimler ki bölgelerine. Yani biz o gün telefonda da bağlanırken de onu söylemiştim. Yani bizleri işte biz Vinadi'den geliyoruz gibilerinden karşıladığımızda bize inanılmaz ihtimamlar, saygılar, işte ürün tanıtımları, her şey işini gücünü bırakıyor. Resmen işler güçler duruyor ve bizim oradaki tanıtımımızı, sunumumuzu izliyorlar. Bilhassa yani ben kendim için konuşuyorum. Ev tekstiliye çıktığımda işte bir Karadeniz bölgesinin sorumlusu Ferhat Bey'in yanına gittiğimde emin olun herkes oturuyor ve benim sunumumu izliyor. İtibarınız Ya estağfurullah, şimdi şöyle bir şey var. Tabii Vinaldi'nin tabii tabii itibarı ha evet, diyelim o yani zaman. Minaldi'nin itibarı, bölge müdürünün itibarı. Ya dolayısıyla onlar çok büyük emekler vermişler. Hepsini saygıyla selamlıyorum, bütün arkadaşlarımı. Hepsinin eline koluna sağlık. Dolayısıyla bizlerin hani biz ürün tanıtımında asla hiçbir zorluk çekmiyoruz. Ve oradaki insanların tamamı bizimle beraber ürünü emin olun yaşayarak dinliyorlar. Yani işte bir Trakya desen Engin Bey çıkıyor, Engin Candaş Bey çıkıyor ortaya. Engin Candaş Bey'le daha fazla, çünkü bölgeler çok kısa böyle gidiyor, bir haftalık gidip geliyoruz. O zaten bir şey, duayen böyle kendi halinde ve çalışmasını çok seviyor. Bütün müşterilerin hakim, çok yani çok iradeli, çok hızlı bir çalışma temposuna sahip. Engin'cim selam olsun sana da. Allah kaza bela vermesin, hayırlı işler diliyorum. Home Entex fuarında tanıştık efendim. Bir de Evet. röportaj yapma şerefine nail olduk. Engin Bey bambaşka bir dünya. Saygılar sunuyorum Engin Bey. Engin Bey'den ayrıldıktan sonra İzmir bölgede Alparslan kardeşim var. Alparslan kardeşim işinin ehli. O da karizmadır. O da duruşuyla, konuşmasıyla, girişiyle, çıkışıyla, müşterisine hakimiyetiyle. Zaten bu bölgelerde bizim böyle kuvvetli olmamızın sebeplerinden bir tanesi markamızın çok kuvvetli olması ve bölgedeki bölge müdürlerinin
en iyi müşterilerle çalışarak bizde odak noktaları hazırlaması. Evet. Şimdi birçok firma var piyasamızda, birçok kişi var, birçok mağaza var. Fakat bu mağazaların içerisinde tabii ki en iyilerini bulup grubu oraya sokmak en önemli olan. Bir kere Vinaldi taşıyacak. Tabii tabii. Vinaldi taşıyacak. Ismini evet, evet. Sürdürebilecek nitelikli müşteri olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir soru sorabilir miyim izninizle Uğur Bey? Estağfurullah, buyurun. Şimdi efendim Vinaldi tabii ki Türkiye'nin dört bir tarafında var. Vinaldi tabii ki ihracatıyla güçlü bir toptancımız. Ev tekstilinde olsun, perdede, fonlukta vesaire. Ama Vinaldi'nin en güçlü dediğiniz bir bölgesi var mı size göre? Tabii ki. Yani her bölge güçlü kendine göre. Her bölgede ev tekstili için konuşuyorum. Benim gittiğim yerlerden konuşuyorum. Ev tekstilinde ben çok şaşırdığım bir bölge vardı. Gerçekten çok şaşırdım. Karadeniz bölgesi çok iyi geldi. Karadeniz bölgesi muhteşemdi. Karadeniz ki, kadınları seviyor şimdi, demek ki. Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Ben işte Batı Trakya'ya çıktık, Batı Karadeniz'e çıktık. Ondan sonra Bursa bölgesine çıktık, Çanakkale'yi, Trakya'yı dolaştık. Fakat çok enteresandır, Karadeniz bölgesindeki kitle, halk kitlesi, oradaki hani ev tekstiline olan tutkunluğu, hatta kendilerinin yapması bile Vinaldi'nin oradaki kabul görmesini şey yapamadı. Ya inanılmaz bir kabul gördük. Tabii yine söylüyorum, buradaki bölge müdürlerinin çok büyük önemi var. Bizim buradaki yapmış olduğumuz kreasyonun çok ciddi olmasının önemi var. Ürün gamının bütün yelpazeye dayanması, bütün yelpazeyi göstermesi... Çok özür dilerim Engin Bey. Estağfurullah. Hiç sevmiyorum, sözünüzü kesiyorum Estağfurullah. Ama... çok bekletmeyelim telefondaki arkadaşımızı. Tamam. Bir alo diyelim. Devam edeceğiz, oraya tamam. Virgül koyalım. Alo, kiminle görüşüyoruz? İyi akşamlar efendim. Merhaba, iyi akşamlar. Yavuz Bakkaloğlu. Bakkaloğlu Tekstil. Yavuz Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Uğur Söer'le güzel bir sohbet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vinaldi hakkında evet. Sizi bilgilendirme arzusundayız. Evet. Yavuz Bey, sizi tanımak istiyoruz efendim. Uğur abi, öncelikle merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İşte. Sağ olun. Evet. Adapazarı'nın en güzel. Yani inanılmaz güzeldir. Bakkaloğlu, tabii Bakkaloğlu o bizim dostumuzdur, müşteriden ötedir evet. Yani. Bakkaloğlu bir markadır orada. Evet. Peki efendim. Yavuz Bey, sizi tanıyalım. Sohbetimize evet, biz Sakarya'da tekstil işiyle uğraşıyoruz. Ev tekstili, Tülperde evet. Grubu işiyle uğraşıyoruz. Evet. Ulusal tekstille yaklaşık 8-9 senedir çalışıyoruz. Bu birliktelikten de mutluluk duyuyoruz açıkçası. Evet. Kemal Bey'le, İsmail Bey'le uzun yıllardır çalışıyoruz. Ulusal Tekstil'le bağınızı, bu köprüyü en güzel şekilde kurmaya çalışan Uğur Süer efendim şu anda konuğum, biliyorsunuz. Uğur Bey'le biliyorum, olan dostluğunuzdan bahsedin bize. Sesinizi alamadım. Tekrar alabilir miyim? Pardon. Evet, Uğur Bey'le olan dostluğunuzu anlatın bize efendim. Evet, Uğur Bey'le dostluğumuz çok uzun değil açıkçası ama yakın zamanda o açığı bize kapattırdı. Evet. Çünkü samimiyetinden dolayı bizi onu hissettirdi. Yaklaşık olarak 1,5 senedir diye tahmin ediyorum. Uğur abi doğru, bunu tasdiklersen doğru, memnun evet, olurum. Yaklaşık 1-1,5 evet. Senedir doğru. Herhalde evet, tanışıyoruz. Doğru. Evet. Ama samimiyetiyle bunu zaten fazlasıyla kapattırdı. Her ay hemen hemen görüşüyoruz kendisiyle. Ve bundan da memnunuz açıkçası. Peki efendim, Adapazarı'nda Vinaldi satmak nasıl bir duygu? Adapazarı'nı anlatın bize. Vinaldi'ye olan rağbeti anlatın bize. Şimdi şöyle, bahsettiğim gibi yaklaşık 8-9 senedir evet. Biz çalışıyoruz. Vinaldi üzerine koyarak güncel desenleri, güncel renkleri, moda olan kombinleri günümüze yansıtarak ilerlemeye devam ediyor. Hı hı. Ve onlar yoluna devam ettikçe biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Evet. Çünkü onlar bize sattırıyorlar. Biz satarak onlara kazandırıyoruz.
Bu iş kazan kazan sistemi. Evet. Karşılıklı memnuniyet önemli bu konuda. Evet. Efendim, Uğur Bey'e de bir merhaba demek ister misiniz? Telefonu Uğur Bey'e vereyim. Uğur Bey. Evet. Ha, merhaba kardeşim, nasılsın, iyi misin? Merhaba Uğur Bey, sağ olun. Teşekkür ederiz, izliyoruz programı. Aa, çok teşekkürler, sağ ol. Allah razı olsun. Bu yayına katıldığın için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Tabii senin de biliyorum bir takım işlerin var. Oralara gitmek zorundasın. Biz evet. daha evvel yayından evvel bir ürün gamının hakkında bir görüşme yaptık. Yani evet, evet bir gün görüşme yaptık. Bugün öğle akşam üzerinden sonra da farklı bir yere gideceğini söylemişti. O arada evet. da bizi aradı. Ay ne güzel. Yani ne güzel. Sağ Çok olsun. mutlu Teşekkür oldum. ederim. Çok mutlu Babaya oldum. selamlar, hürmetler, ellerinden öperim. Çok mutlu. Baş üstüne görüşmek üzere. Sağ İyi olun. İyi akşamlar. Programlar. Sağ İyi olun. akşamlar. Yavuz Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımaktan ben ve ekibim oldukça keyif aldık. Sağ olun, var olun. Vinaldi ile yola devam diyorum. Sağ olun, Çok teşekkürler. İyi teşekkürler. akşamlar. İyi akşamlar. Adapazarı'na sevgiler. Oluyordu bu arada. Evet, evet, Yavuz evet, Bey. evet, evet. Efendim, virgül koymuştuk ve siz Karadeniz'in ne kadar güçlü bir bölge olduğunu anlatıyordunuz. Özellikle Vinaldi'nin Evet, bölgeleri, etkisinde. evet, bölgelere gelmiştik. Evet. Karadeniz'i bitirdik, İzmir'i bitirdik. Evet. İç Anadolu bölgesinde Hüseyin Bey var. Hüseyin Evet. Bey çok çalışkan bir arkadaşımız. Gerçekten bölgesi çok büyük olmasına rağmen gerçekten büyük bir performansla çalışır. Bizi de böyle en noktalara, en güzel noktalara götürür, hizmet veririz. Birlikte çalışmaktan zevk alırım. Hüseyin kardeşim, iyi akşamlar, sana da başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin Amin. inşallah. Uğur Bey, istişare eder misiniz? Hani firmalarda size tahsis edilen odalar vardır, oturursunuz, günü yorumlarsınız, ayı yorumlarsınız, belki yılı yorumlarsınız ama pazarlamacı, bölge pazarlamacısı olan Vinaldi'nin çatısı altındaki bölge sorumlularıyla neleri konuşursunuz? Ortak bir sorununuz var mı? Aslında piyasaya bakıldığında, sektöre bakıldığında bölge sorumlularının en büyük sorunu nedir? Ben bunu Vinaldi için sormuyorum. Genelinde sektörümüzde. Yol, bunu biliyoruz. Uzun yol kat Yani evet, ediyorsunuz. uzun yol kat ediyoruz tabii. Yani bunlar, hani biz kendimiz bölge sorumluları da aynı şekilde, bizler de ev tekstili olarak Evet. Hasan Bey doğuya ve güneydoğuya gider. Ahmet Derin Bey ile ve Yusuf kardeşimle Evet. beraber görev yaparlar. Bunun dışında biz beraber gittiklerimizde emin olun Vinadi grubunda çok fazla böyle zorluklar falan Mutlaka hiçbir öyledir. şekilde Mutlaka çıkmaz. öyledir. Hatta şöyle yaparız biz arkadaşlarımla beraber. Biz bir sonraki günün programını yaparız. Bir Evet. sonraki gün kime gideceksek mutlaka onları bilgilendiririz ve rutu öyle çizeriz. Yani biz yarın size geliyoruz. Bir sıkıntı var mı? Bir probleminiz var mı? Çünkü ev tekstili konusunda, şu anda ev tekstili konuşuyoruz. Ev tekstili konusunda benim bir bölgeye gidebilmem için 2 ay geçiyor hemen hemen. Evet. Yani birinciyi yapıyorum, ikinciyi tekrar aynı ziyareti yapmak için hemen 1,5-2 aylık bir zaman söz konusu. Ben oraya gittiğimde oradaki müşteriyle görüşmem gerekiyor. Şimdi perde ve ev tekstilinde biz 2 kulvar yürüyoruz. İki Evet. kulvarda da Evet. Ev tekstilinde tecrübe olarak Hasan Bey'le ve bende var. Evet. Ev tekstili çok farklı bir gruptur. Yani tekstil çok farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bilmek gerekiyor, işlemek gerekiyor. Benim müşterimin karşısında bir takım şeyler sorulduğunda bunlara cevap vermek gerekiyor. Bunlar da bizde var. O background da bizde var. Dolayısıyla oraya gittiğimde o insanların sorularına ben çok rahatlıkla cevap verdiğim için, onların sorularını aydınlattığım için bu insanlar rahatlıyorlar. Yani karşılarında profesyonel birisini görüyorlar. Ne sorarsa sorsunlar, onun karşısında bir cevap alabiliyorlar. Sorun varsa çözebiliyoruz. Çözülen sorunu görünce memnun oluyorlar. Dolayısıyla orada bir mutluluk oluyor ve dışarı çıkarken abi arayı açma tekrar geri gel demiyor. Efendim şimdi izninize sığınarak bir aklımda kalan bir notu işte paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi sektörü araştırırken değerli sektör mensupları biliyorsunuz ben hem sadece sunucu değilim, moderatör gibi de görmeyin beni. Araştırmacı efendim programcıyım. Dolayısıyla sektörü 12 yıldır araştırıyorum ve efendim tuttuğum notlar arasında şu vardı Uğur Bey. Biz bölge sorumluluğumuzu özlüyoruz. Ya da bölge sorumlularına sorduklarımda ben müşterilerimi özlüyorum.
Bu cümlelerle de karşılaştım. Evet. Yani o özlem şeklini de geçmiş zaman o zaman ifade ettiler. İnanın aileden biri askere gitmiş de 2 ay aradan sonra ziyaretine gelmiş. Ya Doğru. da işte üniversiteye çocuğunu yollamış gibi. Doğru. Evet, aileden biri olarak görüyorlar ki hele de Vinaldi söz konusuysa Evet. daha çok özlenir diye düşünüyorum. Evet, doğru. Efendim bugün kalitenizi de konuşacağız. Bugün ürünlerinizi de konuşacağız. Yanınıza birkaç ürün getirdiniz, onlara da göz atacağız. Bugün Vinaldi gecesi. İnşallah. Evet, izninizi rica Tabii. ediyorum Uğur Bey. Hemen bir telefon bağlantısı yapmadan yorumlara göz atalım. Ayna Perde bizi takip ediyor. Ali Çayırçı efendim az önce söz ettim ya. Home Entex fuarında spor, perde ve tül gruplarında harikalar yaratmıştı diye bir yorum yazmış Sayın Ali Çayırçı. Emel Hanım, günlere göre kişilerin dizi filmleri vardır. Ben sizin meslektaşlarımızla yaptığınız röportajlarla müdahimi oldum. Fakat gün mü şaştı, ben mi günleri şaşırdım diyor Ali Çayırçı. Ali Bey efendim, bu açıklamayı sadece size değil, tüm sektör mensuplarına yapmakla yükümlüyüm elbette ki. Efendim biz geçtiğimiz pazartesi günü biliyorsunuz Vinaldi ile Emel ile Vinaldi gününün 3. programını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz pazartesi günü. Efendim programı gerçekleştirirken bir telefon aldım İstanbul'dan. Telefonun öbür ucundaki şahıs bugün şu anda konuk ettiğim Sayın Uğur Süer'di. Yani Ulusal Tekstil'in bölge sorumlusu Sayın Uğur Süer. Uğur Süer'i ben mutlaka konuk etmek istedim ve Uğur Süer'e özel bir program hazırladım. Bunu da efendim cuma olarak kararlaştırdık ve bir iki gün önceden de reklamlarına girdik. Siz şaşırmadınız günleri elbette ki. Perşembe ne vardı? Hatırlatalım mı? Vatanım Sensin vardı. Çarşamba Ertuğrul vardı, Diriliş. Efendim cuma günü de Emel'le Vinaldi günü var ama pazartesi tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu cuma Uğur Süer'e özel bir gün. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? İyi akşamlar Emine Hanım. Ben Can Süer. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aynı zamanda Uğur Bey'e de iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Teşekkür Ben ederiz. Nereden arıyorsunuz Uğur Bey. efendim bizi? Kardeşim. Kayseri. Kayseri. Evet. Kardeşim. Evet. Aa. Ben Uğur Bey kardeşiyim. Evet. Efendim merhaba tekrar. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Öncelikle programınızı da dinliyorum ve izliyorum. Çok sıcak, çok sohbetkar bir ortamda buluyorum sizleri. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür Uğur ediyorum. Bey'e de başarıların devamını diliyorum. Kendisine bir sorum olacaktı. Buyurun. Vinaldi olarak sektörün liderlerindeler. Bundan sonraki çalışmalarındaki planlar nedir? Ne gibi öngörüleri var? Türkiye genelinde markasını daha ön plana çıkartmak için ne yapmayı düşünüyorlar acaba? Efendim benim sorularımdan biriydi bu. Evet. Buyurun cevap verin. Merhaba, merhaba Can. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi yükselmek zordur. Zor olan yukarıda kalabilmektir. Yani burada kalabilmek çok önemlidir. Burada kalabilmenin de çok çalışmakla, çok araştırmakla, halkın isteklerini detaylara inip incelemekle, halk ne istiyor, nereye gidiyor, kreasyonlar nereye gidiyor. Biz bundan sonra şunu yapmayı düşünüyoruz. Hem perde konusunda hem ev tekstili konusunda bir sonraki senenin renkleri neler gelecek? Renkler ne olacak? Bunu tabii uluslararası fuarlardan vesaire yerlerden araştırarak bununla ilgili Kemal Bey çok çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani bir sonraki senenin renk kombinasyonu neye gidiyoruz? Perdeler ne olacak? Mobilyalar ne olacak? Biz bunlara göre bir takım yatırımlar yapıyoruz, bir takım hamleler yapıyoruz. Tabii ki ev tekstilinde bizim de kendimize göre mutlaka eksiklerimiz vardır. Eleştiri her zaman gelebilir ve biz bu eleştirileri alıp çok olgun bir şekilde değerlendirip hayata geçirebiliriz. Yani onu yapıyoruz zaten. Müşterilerimizde olsun, onun müşterilerinin verdiği şeyler tepkilere göre biz yönümüzü çiziyoruz. Ama şu var ki bizim şu anda yapmış olduğumuz kataloğumuz şu andaki müşteri portföyünün
istediği bir katalog oluştu. Müşteri portföyü ne istiyor? Yeni genç kızlarımız, evet katalogumuz da gözüküyor. Yeni genç kızlarımız, evlenecek kızlarımız artık bir takım şeylerden uzaklaşmaya başladılar. Daha pratiğe döndüler, daha hızlı gündelik çalışmaya döndüler. Tabii ki bunlar hep böyle çalışmakla, eşin çalışıyor, kendisi çalışıyor, sürekli ailede herkes çalışıyor. Dolayısıyla daha böyle güncel örtüler, güncel ürünlerle devam ediyor. Biz bunu yapacağız. Hep yukarıda kalmanın yollarını arayacağız. Kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bir kere bu gerçek. Biz kalitemizden hiçbir şekilde taviz vermeden devam edeceğiz. Evet. Kim ne yaparsa yapsın, biz her zaman en iyisini, en kalitelisini, en güzelini yapmak zorundayız. Çünkü biz Vinaldi'yiz. Hı hı. Benim katalogumu çıkartırken, bu katalog çıkarken emin olun 9 ayda çıktı bu katalog. 9 ay emek var burada. Ama bunun içerisindeki ürün gamı da tamamen yani en başta en lüks yatak örtüsünden başlayıp en son sayfasında göreceğiz biraz sonra kataloğu incelemeye devam edeceğiz. O orada şeylerle devam edeceğiz. Söyleyin adını. Banyo sepetleriyle devam edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar o kadar çok geniş bir yelpazeye sahip ki. Sektörün dışındayım. Evet. Benim sektörüm de mobilya. Evet. Fakat sizin birkaç noktanızda kataloğunuz da elime geçti ve inceledim. Ciddi anlamda. Bu konuda firmanızı ve Uğur Bey gerçekten sizi tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür. İnşallah kataloğa koyduğunuz ürünler de beğeni kazanır ve satışlarınızın devamını diliyorum. Öncelikle bana fırsat verdiğiniz için oradaki arkadaşlara ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Efendim şimdi telefonu kapatmadan bir sorum olacak size. Kayseri'desiniz, buyurun. Mobilya sektöründeyim dediniz. Hangi firmayı temsil ediyorsunuz efendim? Ben Maximum Mobilya'nın satış müdürüyüm. Evet. Maximum ailesine de efendim selamlarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok tabii sağ olun. Ev tekstili ve perde. Buyurun Kayseri'ye misafirimiz olun. Sizleri de ağırlayalım. Kayseri'mizi de gezdirelim. İnşallah efendim. Her an neden olmasın bir program düzenleyebiliriz Kayseri'ye. Seve tabii seve sizi tanımak isteriz. Efendim şimdi şunu dile getirmek istiyorum huzurunuzda. Biz ev tekstilcilerinin, perdecilerin tabii ki modada takip ettiği, modaya yön verirken takip ettiğimiz sektörler vardır. O sektörlerden bir tanesi de mobilya sektörüdür. Siz ne yaparsanız yapın biz o mobilyalara uygun ürünler çıkartmak zorundayız. Yani mobilya bizim sektörümüz için çok önemli bir yön göstericidir. Bu bağlamda evet bu bağlamda sizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aynı zamanda ben Uğur Bey'e de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Buyurun. Mobilya sektörü gerçekten Türkiye'mizin halen %63'üne hitap eden bir sektör. Evet. Dolayısıyla hızlı güncel, modern ürünler çıkartmaya çalışıyoruz ki Uğur Bey'in de dediği gibi genç nesillere daha iyi hizmet, daha iyi ürünler sunabilelim diye. Vinaldi olarak da tavsiyem mobilya fuarlarında lütfen ürünlere baksınlar. Kombinasyonlarını onlara göre düzenleyip, kataloglarını onlara göre çıkartıp biraz da reklama ağırlık verirlerse herhalde Türkiye'de lider olabilme ihtimali çok yüksek. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, rica ederim. Var olun. Kayseri'ye sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Efendim zaten sektörün lokomotifleri de mobilya sektörünü yakından takip ederler. Tamam. Kemal Ulusal'ın da gerçekten yönünü çizerken ve yol alırken mobilya sektörüne itinayla, mobilya sektörünü itinayla takip ettiğini kanaatindeyim. Siz de keza öylesiniz. Efendim şimdi anlattıklarımızı tabii ki böyle hani göstererek, yorumlayarak, ispatlayarak anlatalım. Bu katalog henüz benim elime geçmedi diyen bir Vinaldi müşterisi var mıdır efendim? Yoktur herhalde. Yoktur değil evet, mi? Yoktur. Satış noktalarına mı gitti yoksa tabii. konsept mağazalarına? Hayır bütün satış mağazalarına. Bütün... Evet. Bir kere sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Katalog demiyoruz. Bu bir ansiklopedi değerli dostlar. Uğur Bey ve Uğur Bey gibi arkadaşlarının
emeği var bu katalogda, bu alt tabii tabii ya yani burada çok ciddi bir emek var. Şimdi bunu yaparken başta Kemal Bey, daha sonra Selver Hanım, Hasan Bey, bizim kızımız Ayşe Hanım. Evet. Yani çok ciddi bir çalışma yaptık. Bunu fotoğrafları çeken Serdar Bey, basında yer alan çok değerli arkadaşlarım, grafiker arkadaşlarım. Yani burada ciddi bir şey var, ciddi bir yayın var. Evet. Efendim, kitapları biraz itelim şöyle. Tabii, şöyle alalım. Evet. Şimdi sadece kataloğun ya da işte benim tabirimle ansiklopedinin, bakınız, şuradan başlayalım bu emeğe önce. Bir kere bir katalog çıkarıyorsanız efendim, sayfasının kalitesi ve bu cilt var ya hani, sizi çok tutkuyla bağlayacak. Değer vereceksiniz, elbiseniz gibi değer vereceksiniz. Vinaldi bunu yapmış. Bir kere katalog zaten ben çok paraya mal oldum diyor Uğur Bey. Ama kataloğun içeriği var ya hani, bu güzel yatak örtüler. Evet. Yani. Onlar da diyor ki stoklardayım, hazırım. Evet, gerçekten satın. Gerçekten öyle. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben size, 2000 metrekare kapalı alanın tamamı ürün dolu. Evet. Yani bugün benim müşterim ister Van'dan arasın, ister Edirne'den arasın, evet, hiç önemli değil. Ürün siparişi gördükten sonra ertesi gün kargoya veriliyor ve gidiyor. Evet. Uğur Bey konuşalım. Evet, konuşalım. Kaç yatak örtüsü mevcut bu katalogda, bilginiz var mı? Valla şimdi şöyle söyleyeyim, ben şunu şöyle alayım. Burada kategori kategori ayrılıyor. Ama şöyle anlatsak, kameraya şöyle, karşı. Ha, pardon, evet, pardon. Çok özür diliyorum. Evet. Şimdi burada kategori kategori ayrılıyor. Bizim en baştan şöyle gelebilirsek. Evet. Bizim lüks grup dediğimiz, lüks grup diye sunmuş olduğumuz bu grubumuz, kadife ile ipek şantunun birleşmesinden kaynaklanıyor. Evet. Şuralarda görmüş olduğumuz pozisyon kadife. Yaklaşalım, kameramız yaklaşsın. Efendim, parmaklarımı takip etsin kamera. Evet, şu bölgeler olduğu gibi kadife. Burası da ipek şantuktan oluşuyor. Evet. Çok özel bir dantelle, çok özel lokumuş bir dantelle bunu konuşlandırdık. Evet, yani bu tamamen bir Osmanlı'yı anlatan, tamamen lüks kullanımı anlatan yüz grup dediğimiz, lüks saraylı dediğimiz. Var? Bu modelde. Bu modelde iki varyant var. Yani evet, Saraylı'da iki varyant var. Birinci varyant, ikinci varyant diye iki varyant da oluşuyor. Ottoman dediğimiz yine şu yatak örtümüz. Bu da aynı şekilde kadife ve şantuğun oluşmasından, birleşmesinden kaynaklanan güzel bir yatak örtümüz. Tek varyantlıdır bu da. Evet. Ve muhteşem bir örtüdür. Hani yatağın üstünü doldurabilecek kalitede bir örtüdür. İçindeki kullandığımız elyaf bile bütün hepsinde 220 gram elyaf kullanırız. Ve yatağın üstüne attığımızda o yatak örtüsü kendini çok güzel gösterir. Evet. Evet, burada Dolmabahçe dediğimiz örtümüz bizim göz bebeğimiz bu, o Dolmabahçe. Gerçekten güzel bir örtüdür. Aynı şekilde kadife ve şantun birleşmesine oluşan bir örtüdür. Evet. Çift varyantı vardır. Lila dediğimiz ve ekru dediğimiz renkle iki grupta oluşturduk biz bu kataloğu. Şimdi biliyorsunuz bunu anlatmaya kalkarsak saatler sürer, evet, ama evet, biz size göre içinden anlatmam gerekli dediğiniz ürünlerin üzerinde duralım. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani hepsi ayrı bir güzellikte. Tabii aynen öyle, yani kimseyi şey yapamıyorum, ayıramıyorum. İsterseniz şöyle bir geçelim. Mesela şunu ele alalım. Bunu biz çeyiz setlerinde de kullandık. Çok ciddi emek isteyen ve görselinde mükemmel olan yatak örtülerinden bir tanesidir. Evet. Tamamen dantel kaplamalıdır. Tamamen dantel dikimlidir. Ve görselde gelini anlatan örtülerden bir tanesidir. Evet. Efendim, evet, peki bu örtüleri madem konuşuyoruz, elyaf şu kadar dedik, kumaşlar kaliteli dedik. Evet. Atölye ne durumda? Şimdi atölye ne durumda? Tabii ki Türkiye'den gelen bütün talepleri değerlendirmek için biz de tedbirlerimizi aldık. Evet. Atölyelerimiz full time çalışıyor. Ürünlerimizin zaten bir kısmını biz hazırlama devresinde başladık. Yani şundan şöyle çıktı aslında. Biz bunları baktık, beğendik, belirli noktalarda denedik. Bu noktalardaki satış potansiyelini gördükten sonra biz katalog üzerinde değerlendirmeyi aldık. Bunu yaparken de bir taraftan üretim başladı yapmaya. Evet. Üretim hızlandı.
Şu anda biraz evvel de dediğim gibi 2000 metrekare kapalı alan full ürünle dolu. Uğur Bey peki atölye gece gündüz çalışıyor, siparişleri yetiştirmeye çok çalışıyor. Şükür, evet. Stoklarınız 2000 metrekare, 7 katlı bir akıllı bina dolu. Evet dolu. Ürün teslimatı, lojistik rahat mısınız şu günlerde efendim? En geç kaç gün içerisinde bu ürünler müşteriye ulaşıyor? Bizden sipariş çıktıktan sonra yani sipariş bizim oraya düşer. Ertesi evet. gün ev tekstiline bakan depodaki arkadaşlarım, sevkiyattaki arkadaşlarım burada kalalım. Sevkiyattaki arkadaşlarım hemen bunu sevkiyata verirler. Yani bir veya iki gün şeye göre yani işte Kars tabii ki farklıdır. Yani evet. Türkiye'nin öte kuyucu biraz daha biraz daha uzun sürer. Ama bir iki gün içerisinde mutlaka teslimatları gerçekleştirilir. Evet. Bu ürün hakkında konuşalım ve size arkasından bir sorum var. Evet tamam konuşalım. Şimdi biz buraya kadar geldik. Bu grubun içerisinde ben size göstermek istediğim şunlar çok önemli benim için. Şunları hızlı geçtik. Bu parmağımı koydum efendim. Evet oraya koyun. Şimdi biz şu grupları yaparken bizim lokomotif olan perde grubunun içerisinde kartelamızın içinde olan grupların yatak örtülerini hazırladık. Dolayısıyla mesela Sultani dediğimizin biraz daha yaklaşalım. Evet. Sultani dediğimizin efendim Ravel dediğimizin bütün hepsinin şöyle devam edelim. Ravel'in görüyorsunuz 6 tane varyantı var. Havana'nın Sahara'nın Brant'ın tabii yani şimdi bunların hepsinin bizim perdeci arkadaşlarımızda kartelaları var. Ya bu kartelaya göre kendilerine o kadar güzel ikinci bir satış kapısı açabilirler ki. Yani bir dakika oraya netlik kazandım. Tamam işte önemli Bey. Olan bu. Yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Katalog üzerinden satılmıyor bir de bu ürünlerin bunların fonları var. Mı var? Tabii fonları var. Yani perde fonları var. Evet. Şimdi satıcı yani mağazadaki sorumlu bunların tülünü fonunu yaparken bu kumaşları kullanırsa bunun yatak örtüsünü satabilecek ve ikinci bir kazanç kapısı çok rahatlıkla açabiliyor. Evet. Kaldı ki mağazaların tamamında %80'inde diyelim, tamam da demesi %80'inde bir yatak ve onun üstüne sergilenebilecek bir yatak örtüsü mevcut oluyor. Biz bunları sunarken müşterilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bunları da söylüyoruz zaten. Yani öyle bir katalog hazırladık ki buradaki katalog içerisinde olan yatak örtülerin fonları da mevcut sizlerde. Evet. Dolayısıyla kazanç kapınız perde eşittir yatak örtüsü oluyor. Evet. Bu ürün hakkında burada duralım demiştiniz. Evet bu ürünler şimdi çok farklı ürünler. Biz bunlara jakar jumbo jakar diyoruz. Bunun içerisindeki iki varyantı var bunun. Yani varyant derken iki tane kalitesi var. Şu gruptan başlayıp bir elyafsız olan grupları var. Yani pratik yatak örtüsü dediğimiz gruplar. Bir de elyafı kullanıp da bir yatak örtüsü görünümünde olup fakat hani pratikte kullanabilen, yatak örtüsü de kullanabilen ve çağımızın gençlerine hitap edebilecek bir grup bu. Çok da beğeni topladı piyasadan, arkadaşlardan, dostlardan. Çok da iyi şey yapıyoruz, satış potansiyeli yüksek olan bir gruplar. Bu görmüş olduğumuz grupların tamamının hepsinin pratik yatak örtüleri var arkadaşlar. Efendim yaklaştıralım, kamerayı yaklaştıralım. Özellikle şu mor, lila mor karışım üründe yaklaştıralım şu şekilde. Efendim ev tekstilinde bir adres hala kendinize tayin edemediyseniz ya da şu anda iyi bir firma arayışı içerisindeyseniz adresi tarif edelim. Vinaldi. Evet. Efendim arkasından demiştim size bir soru soracağım evet, demiştim. Buyurun. Bana gelen duyumlar şöyle yani sorular daha doğrusu duyumlarımı da efendim ben burada dile getirmek istiyorum. Evet. Kaç kişi bu soruyu sordu? Emel Hanım, Kemal Ulusal üretime de girmek istiyor mu? Üretime ne zaman girecek? Ya da üretime girme gibi bir durumu var mı? Ben de hep şunu dedim geçmiş yıllara dayanan bilgimden. Kemal Ulusal üretime girmek istemiyor. Kemal Ulusal toptancı ayağında daha neler yapabilirimin peşinde diye bir cümle kurdum ama
İsterseniz telefona cevap verelim. Tabii buyurun. Şu anda Kemal Ulusal adına oturuyorsunuz burada tabii, efendim. Tabii. Soruyu rahatlıkla cevap vereceğinizi düşünüyorum. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle efendim? Emel Hanımcığım, biz de Atvin'den, favori perdeden Fatoş Hanım. Fatoş Bekçi. Fatoş Hanım merhaba efendim. Programlarımızda bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi görüyorum sizleri. Teşekkür ediyorum efendim. Çok değerli bir konuğu ağırlıyor bugün stüdyomuz. Evet. Uğur Süer bizimle birlikte, Vinaldi'nin bölge sorumlusu. Evet. Efendim Fatoş evet. Hanım, sizi önce bir hatırlatalım mı tekrar? Fatoş Hanım, Fatoş Bekçi kimdir? Biz Artvin Merkez'den favori perde olarak çalışıyoruz. Evet. Üçüncü kuşağız, 70 yıllık bir geçmişimiz var. Bazen katıldığımız zamanları da ara ara tekrar ediyorum. Perdeci olarak 8 yıl ama geçmişten kalma perdeler satılıyordu. Fakat dikim bölümü olmuyordu. Şu anda biz dikiş bölümünü de aldık. Evet. Devam ediyoruz. Çalışmalarımız böyle. Yalnız biz Vinaldi ürünlerini de, biz yatak örtülerini de çok sattık. Evet. Bu yüzden Vinaldi'nin perdelerini de aldım kupon perde olarak. Emin olun ki çok memnun kaldım ve çok para kazandım. Evet. Yani eğri dokuma yok, takmaları falan yok. Böyle grek tülleri falan da çok iyi çıktı. Müşterilerim de çok beğendiler. Arzu ettikleri, böyle etrafta gördükleri şeyler, aa biz bunlardan istiyorduk, aa bunlardan varmış dedikleri zamanda da biz çok mutlu olduk. Bayağı da bir satışımız oldu çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin sayenizde de ekranda bunların yüzlerini görmüş oluyoruz. Kimlerdir sahipleri diye. Bilmedi, hani markasını biliyoruz ama sahiplerini çok tanımıyorduk. Vesile evet. Oldunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fatoş Hanım, sırayla gidelim efendim. Şimdi tekrar sizinle telefona bağlandığımızda sizi tekrar tanıma arzusu var ya bende işte. Evet, evet. Efendim, değerli sektör mensuplarımız için tekrar tekrar tanıtıyorum. Yeni nesil evet. Sizleri bilsin, tanısın diye. Bir de kaliteden, evet. Kaliteden siz bir bayan olarak çok iyi anlıyorsunuz. Sebebi evet. Atölyede dikişlerinizi kendiniz dikiyorsunuz. Şimdi izninizle efendim kameraya bakmak istiyorum. Değerli dostlar, Fatoş Hanım, Fatoş Hanım dediğime bakmayın efendim. Bu camiayı ben o kadar yakından tanıyorum ki, Artvin'den şu anda telefonla konuştuğum favori perdenin sahibi Sayın Fatoş Bekçi aynı zamanda çok yakın arkadaşımdır efendim. Sektörden yakın arkadaşımdır. Destekleriyle bizi yalnız bırakmıyor. Ama ben sizin için tekrar tekrar tanıma gereği duyuyorum, tanıma gereği hissediyorum. Fatoş Hanım, efendim Uğur Bey'e, konuğum Uğur Bey'e bir merhaba demek ister misiniz? Tabii ki. Merhaba Uğur Bey. Merhaba, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler? Çok mersi, sağ olun. Sesinizi duyuyoruz, daha iyi oluyoruz. Bizler de öyle. Sizlerin gücü, bizlerin gücü müsünüz tabii ki? Sizler olmadan bizler olmayacağız. Ürünlerinizi hakikaten çok beğendim. Ben geçen yılda ürünlerinizden aldık, sağ olsun getirdiler. Çok memnun kaldım. Çok gururla ve öne çıkarak diğer firma arkadaşlarıma da yanlış yapmak istemiyorum ama sizinkiler öne koşanlardan oldu. Biraz öne yakalamışız herhalde. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok memnun kaldım. Dokumalarınız falan, desenleriniz, çizgileriniz çok iyiydi. Evet, teşekkür ederiz. Hala elimizde varlar ve müşterilerimiz geldiği zaman da ilk öne çıkarttığımız arasındadır. Çok mersi, çok teşekkür ederiz. Bu sizin söylediğiniz... Yatak ölçülerimiz de çok güzeldi. Vinaldi'nin yatak ölçüleri. Teşekkür ederiz. Hala elimizde olanlarımız da var. Uyum sağlaması açısından desenleri evet. Böyle spor desenleri falan bayağı tuttu. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Sizin bu söylediğiniz kelimeler bizi motive ediyor. Daha doğrusu kamçılıyor. Daha iyi yapmak istiyoruz. Daha iyi hızlanmak istiyoruz. Bu saatte bize bağlandığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Yerimize gelmenizi çok arzu ederiz. Tabii. Böyle geleceğim. Bir, geleceğim. Dolayısıyla bizlerin tabii. Yanlarına bir gelin tabii. Bakalım. Bizlerden de sizlere, sizlerden bize de emin tabii. Fikirleriniz çıkacaktır. Tabii tabii. Her zaman, her zaman. Her zaman. Her zaman yanınızdayım. Geleceğim. Evet. Artvin ben... Merkez. Tamam. Unutmayın tamam. Efendim. Yazdım. Yazdım. Tamam. Evet. Fatoş Hanım, tamam.
Efendim, Bekliyorum geleceğim hemen efendim. kapatmayalım. Artvin'de işleriniz ne durumda? Kış biliyorsunuz artık kış mevsimini içten içe yaşamaya başladık. Şöyle söyleyeyim, şu anda Artvin'de tabii ki nüfus oranımız diğer illere göre fazla değil. Yani yapılan binalarımız kış mevsiminde falan duruyorsa, kar yağdığı zaman da durur zaten. Evet. Ne kadar çok bina yapılır, ne kadar çok evlenen olursa bizim işlerimiz o kadar iyi gider. Bu yaz kış insanlar çok kar yağdığı zaman da sadece işler burada durur. Diğer haricinde genel bir durgunluk varsa Türkiye geçtiğinde buraya da yansıyor. Evet. Onun haricinde çok böyle aman aman durup da rızık kaldığımız günler çok olmadı, Allah'a Evet. şükür. Fatoş Hanım, efendim programın başından beri takip ediyorsanız eğer programın sonunda bir hediyemiz var. Çekilişle gerçekleştireceğiz. Sayın Uğur Süer Evet. parmaklarıyla çekecek efendim. Slogan oluşturan herkes bu çekilişe dahil ama ben hemen asistanıma bakıyorum. Fatoş Bekçi'nin de ismini eklesin. Bugün slogan oluşturmanıza gerek kalmadı. O kadar güzel cümleler sarf ettiniz ki. Efendim çekilişe isminizi dahil ettik. İnşallah Artvin'e yollayacağız hediyemizi. Belki de. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür Eminim bu ediyorum. konuşmalar bizim için çok büyük hediyelerdir. Efendim sağ olun, var Çok olun. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Saygı bizden. Artvin'e kucak dolusu sevgiler. Efendim hoşça kalın. Sağ olun, var Çok olun. teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum Emine Hanım sizi de. Sağ olun, ben Burada da de. yolu açık olsun. İşlerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, saygılar, Allah hürmetler. hiçbirimizi utandırmasın. Amin Amin. cümlesin Amin. inşallah. Hoşça Amin. kalın efendim. Hoşça kalın. İyi İyi yayınlar yan, size. sağ olun. Uğur Bey, şimdi efendim sektör her ferdi hemen hemen her yani genelinde tanıyorum. Ama bunun içerisinde yılların verdiği bir dostluk, bir ahbaplık da gelişti. Dolayısıyla Fatoş Hanım'ı etkinliklerde, tatil etkinliklerinde, lansman toplantılarında ya da fuarlarda o kadar sık gördüğümüz isimlerden biri ki Fatoş Hanım ve eşi sevgili eşi Cemal Bey. Dolayısıyla bu dostluk doğuyor zaten. Tıpkı sizin müşterilerinizle aranızda doğan Tabii, dostluk gibi. aynen. Yani telefonlar içerisinde tanımadıklarım konuklarımın akrabaları ya da konuklarımın müşterileri oluyor. Doğru. Onun dışında gelen bütün telefonları aşağı yukarı biliyorum, tanıyorum. Bu katılımlar da o kadar mutlu ediyor ki beni efendim, Evet. ekibimi. Evet, onların sayesinde programda kalıyoruz. Efendim şimdi birkaç yoruma göz atalım. Atalım. Siz doğrudan takip edin. Evet. Sorularımız daha bitmedi. Üretime girecek mi Kemal Ulusal dedim. Unutmayın. Evet, unutmadım. Evet. Yıldız Çeyiz takipte. Yalçın Arlı, Zehra Uçar, Ahmet Taş, Tekin Gökçiğna takipte. Ömer Turmuş, Salim Şimşek. Evet. Zeynep Süer Teoman efendim kalpler göndermiş bize. Bizden Gelinim ve de oğlum. öyle mi? Bizden de Süer ailesine kocaman kocaman öpücükler, sevgiler. Fuat Bayatlı efendim sektörümüzün pazarlama ayağında duayenlerindendir. Evet. Efor tabii ki Efor'un da güçlü bir pazarlamacısıdır. Evet, Yücel Perde, Adem Yücel takipte. Fuat Bayatlı'nın bir yorumu var. Emel ablacığım, Vinalde ailesi ve size hayırlı akşamlar dilerim demiş. Sayın Fuat Bayatlı, biz de Efor ailesine efendim saygılar, sevgiler yolluyoruz, başarılar diliyoruz. Mesut Ayar, Kıbrıs'tan bizi takip ediyor. Murat Yeminicioğlu, İsmail Çağlayan, Cemalettin Gündaş'ı, Selim Yiğit takipte. Mesut Ayar Kıbrıs'tan bir yorum göndermiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Kıbrıs'a kucak dolusu selamlar efendim. Alpay Üstün yine yorumlarıyla bize destek vermiş. Kemal Bey de müşterisine hayır hayır yok. Kemal Bey'in o kadar güzel kalbi, gönlü, o kadar zengin ki zengin olmasına bile gerek yok. Niye mi? Gönlü zengin ki zaten Nazilli Ozan Tekstil demiş. Kemal Bey'i övgü dolu cümleleriyle anlatmış bize. Vedat Demirel, Hamit Bozkurt, Dekor Perde, İbrahim Tuncay, Kosova'dan Valbon Yorgancı, Kazım Tekemen, Zuhal Manifatura takipte. Evet.
Minaldi'de çalışan müdürlerimi, çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ederim. Bizi hiç üzmeden, kırmadan ürünlerimizi yerli yerince elimize ulaştırıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş Alpay Üstün. Şükran Gündoğdu, Yusuf, Yıldız Bakan, Ahmet Gülgeç, Taç, Parçacı, Cabbar. Evet. Kosova'dan bir yorum Sayın Yuvalbon Yorgancı'dan. Biliyorsunuz perde giydirme programının tek üstadı. Emel ablama ve çeyizde rakipsiz Uğur abime saygılar, sevgiler Saygı bizden, demiş. saygı bizden. Hürmetler abicim, sağ ol. Evet. Başak Brode. Sinem Sevi, Emel Hanım, Uğur enişteciğim, iyi yayınlar, bilgilendirmeleriniz için teşekkürler demiş. Sinem Hanım, keşke bir Vinaldi'de yazsaydınız da isminizi kutuya atsaydık. Hadi bir Vinaldi cümlesi oluşturun bize. İçerisinde Vinaldi kelimesi geçen bir cümle. Perde Store, Ali Gürsoy, evet takipte. Diyor ki Alfa Üstün efendim, müdürümü çok özlemiştim diyor Evet, sizin için. ben de çok özledim. Emin Hanım diyor, müdürümü çok özlemiştim. Biraz evvel söyledik ya, arayı biraz açınca insanlar gördükleri insanları Evet, özlüyorlar diye. İşte evet. Alpay abim de böyle insanlardan bir Evet, tanesi. Biz de öyle özledik. evet. Alpay Bey, bu gece çok teşekkür ediyorum efendim, verdiğiniz desteklerden dolayı. Mustafa Doğan, Aslan Avni, Serkan Arzu Bulut, Nurdan Yavuzcan, Murat Uslu. Zeki Züccaciye'den Murat Uslu bizi efendim seyrediyor. Hasan Karakurt geçtiğimiz haftanın konuğuydu biliyorsunuz. Ankara Demet Evler'den. İsra Perde bizi takip ediyor. Efendim Görkem Ökçesiz, Zakir Çelik, Hakan Temel, Çakır Mefruşat. Çakır Mefruşat'ı da hatırlayacaksınız efendim. Bir başka sponsorumun programında, Efor'un programında konuk etmiştim. Çakır Mefruşat'ın sahibini. Evet, Ali Çayırçı, sürpriz bir yayın yaptınız. Arada bu sürprizleri bekliyoruz demiş Ali Çayırçı. Efendim, Uğur Söer gibi konuklarım olur da ben sizlere sürprizler yapmaz mıyım Allah aşkına? Vinaldi'yi daha yakından tanımak için Uğur Söer bizim için bir fırsattı ve bu fırsatı kaçıramazdık. Gönül arzu ediyor ki Sayın Kemal Ulusal'ı da bu masada görelim. Kim bilir? Belki programlarımızın sonuna doğru kendisini konuk ederiz. Rıfat Çam, Selahattin Ünkan, efendim benim daim takipçim, Vinaldi'nin de bir üyesi. Perdenin kralı Kemal Ulusal diyor ama Selahattin Bey sizinle bir anlaşma yapmıştık. Hediye kutumuza efendim isminizi yazamıyoruz. Çünkü Vinaldi'nin mensubusunuz. Evet, Rıfat Çam, Aytekin Adil, Ergün Rüstem Ünsal. Evet, bizimle birlikte. Evet, Didem Çağan, Murat Gökhan, Bersu Tekstil'in sahibi, Murat Halkan, Ali Beyaz Çelik, Bülent Koparan bizimle birlikte. Hüseyin Koçoğlu. Bir telefon daha. Efendim bu arada programımızın konsepti gereğince sık Evet. sık konuşmalarımızı keseceğiz. Tabii olur. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyorum? İyi akşamlar. Ben Ayşe Çelik. Ayşe Hanım. Ayşe Çelik. Ayşe Çelik, siz de bir Vinaldi müşterisiniz. Evet, Müşterisi misiniz? Vinaldi'nin uzun yıllardır müşterisiyim. Evet. 22 yıldır zaten Antalya'da el tekstiliyle uğraşıyorum. Evet. Yaklaşık bir 10 senedir de Vinaldi'nin Evet. satıyorum. Alo. Sizi dinliyoruz. Mağazanızı anlatın bize. Kendinizi anlatın. Mağazamda da çok ben Vinaldi'nin el tekstil grubunda çok ağırlıklı satıyorum. O güzel yatak örtülerini, Evet. kalite üzerine hazırlanmış güzel salon takımlarını, o muhteşem masa örtülerini çok büyük bir keyifle satıyorum. Bilhassa Uğur Bey'le daha önceden de satıyordum. Vinaldi'nin ürünlerini hep satıyorum. Yıllardır bahsettim ya biraz önce de 10 senede falan hep Evet. mağazamda diye. Evet. Ama Uğur Bey'e geldikten sonra daha böyle ürünler abiye grubunda daha ilerledi, daha çeşitler güzelleşti. Dolayısıyla da bizim cirolarımız da daha arttı. Yani büyük bir O keyifle zaman efendim Uğur Bey kalbinin güzelliğini Vinaldi'ye kattı diyelim mi?
Evet, aynen öyle O oldu. zaman Onun gelmesiyle. Zaten güzeldi. Hani Kemal Bey olsun, Engin Bey olsun, bizim aynı zamanda sadece alışveriş ettiğimiz insanlar değil, ahbabımız, dostumuz oldular Evet. artık. Ama Uğur Bey'in gelmesi de ürünler de bir tık daha ileriye gitti. Dolayısıyla çok büyük keyifle O zaman satıyoruz. efendim, Uğur Bey'e bir Evet, buyurun. merhaba demek ister misiniz? Tabii ki, tabii ki. Merhaba Uğur Bey. Merhaba Ayşe Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi Ya Ender... sizleri ekranlarda görünce daha büyük keyif Ay, aldık. çok teşekkür ederim, çok mersi, sağ olun. Ben size anlatayım biraz. Yani siz kendinizi anlattınız da bir de Vinaldi olarak sizi nasıl görüyoruz onu anlatayım. Evet. Antalya'nın en güzel Sevinirim. mağazalarından bir tanesidir. Ender şeyiz. Neresinde Yani Antalya'nın? tam merkezde, tam Evet. merkezde inanılmaz güzel bir konsepti vardır. Ve çok ciddi ürünler satar. Çok güzel ürünler satar. Ve Ayşe Hanım ürün takibini kendisi yapar. Ve inanılmaz ürünler seçer. Bizim gruba da geldiğinde, bize geldiğinde de emin olun o kadar güzel ürün seçimi yapar ki bunu yaptıktan sonra firma, yani kendi firmasında beraber çalıştığı iş arkadaşlarına da mutlaka gösterir, bakar, istişare yapar. Ondan sonra alır. Yani ben bunu aldım, gelin satın demez. Tüm arkadaşlarıyla beraber bir istişare yapar. Onlarla beraber karar verirler ve ciddi ürün alım yapar. Orada da satarlar. Uğur Bey, bilinçli müşteri Evet. sizin için bence çok önemli diye İnanılmaz. düşünüyorum. İşinizi Ben kolaylaştıran şimdi bir müşteri Ender için. Çeyiz'den inanılmaz derecede memnunum. Ender abim eşi, Ayşe abimin Aa, eşi. teşekkürlerimizi yolluyoruz. Saygılar sunuyorum Ender abime Biz de de. efendim. Aa, teşekkür Yani ediyorum. pırlanta gibi insanlardır. Ha, ürün Ben gamı bir da. şey eklemek istiyorum. Şimdi bakın, ben hani 20 yıldır bu işi yaptığımdan bahsettim. Bir firmanın ürünlerini satabilmesi... Affedersiniz Ayşe Hanım, Ayşe Hanım beni duyuyor musunuz? Ya, duyuyorum, Ayşe duyuyorum Hanım, ben. telefonunuzu daha iyi çeken bir yere gider misiniz? Daha iyi çeken bir yerde sabit kalır mısınız? Şimdi nasıl? Şimdi Şimdi daha geliyor mu güzel, sesim? şimdi daha güzel. Buyurun devam Ha, edin. tamam. Şimdi 20 yıldır bu işi yaptığımdan bahsettim. Bir firmanın ürününü satabilmem için sadece güzel olması ürünün hiç önemli değil. Hem güzel olacak, hem kalitesi, dikim işçiliği güzel olacak, hem de bana bunu satan insanlar güzel olacak. Teşekkürler. Anlatabiliyor muyum? Uğur Bey gibi. Finalde ben bu güzelliklerin üçünü de buldum. Evet. Hem ürünleri güzel, hem kaliteleri. Mesela ben bir yatak örtüsü alırken sadece üstüne bakarak almam. Çevirir tersine bakarım, dikim işçiliğini görmek Evet. isterim. Nadire hem bu güzel, hem de bunu bize satan insanlar güzel. Evet. Gerek Kemal Bey olsun, gerek Engin Bey olsun, gerek Uğur Bey olsun. Mal sevkiyatı konusunda, yani gönderdikleri ürünün kalitesi konusunda bize o kadar güzel hizmet veriyorlar ki, sağ olsunlar. Dolayısıyla bu üç güzellik birleşince de ister istemez bizim minadeci yollarımız yükseliyor. Efendim, ağzınızdan bugün bal damlıyor. Düşünüyorum Yok, bu ki gerçekten böyle, ama bu bir evet, ispat ben falan değil. Finalinin gerçeği bu. hemen onu zaten ilave edecektim. İçinizden geçen duyguları bizimle samimi bir şekilde paylaşıyorsunuz. Efendim, şimdi ben şunu da sormak istiyorum size. Tabii. Tabii biliyorsunuz 4 programdır. Biz Ankara'dan bir canlı yayınla karşınıza çıkıyoruz. Emel'le Vinaldi Günü adlı bir programla. Bu programların size katkıları var mı? Sizi bilgilendiriyor mu? Biraz program hakkında konuşalım. Olmaz mı Emre Hanım? Tabii ki var. En azından hiçbir şey olmasa şu oluyor. Firmaları tanıyoruz. Evet. Firmaların ürünlerini tanıyoruz. Evet. Ondan sonra bize vergi izniyle mesela bir fuara da gidiyoruz bunları tanımak için, ama böyle olunca daha direkt, daha yüz yüze bir Evet. canlı olarak da tanımış oluyoruz Evet. firmaları. Dolayısıyla bize tabii ki katkıları çok büyük. Hem de Evet. bu sektöre ilgiyi çekiyor. Mesela gençler bilhassa artık biraz el tekstiline karşı çok böyle hevesli değiller. Ama bu Maalesef. programlar sayesinde onların da tabii ki hevesleri artacak. Onlar da tanıyacaklar. İnanın, ilk başta mağazaya geliyor bir genç kız alışveriş etmek için. Gayet böyle negatif, hiç almak istemez gibi bir havada. Ama ürünü tanıdıkça, gördükçe, hiç o girişteki genç kız değil de daha hevesli, isteyerek, neşeli bir şekilde
mağazadan ayrılıyor. Evet. Sizin programlarınızda bunlar için birer toplamak, evet. Yani gençlere de bunları aynı zamanda anlatıyor. Aynı zamanda da bizleri de sektörlerle, firmalarla buluşturmuş oluyor. Efendim çok teşekkür, çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gece aynen. Bizi yalnız bırakmadınız. Aslında siz Sayın Uğur Süer'i yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Estağfurullah, estağfurullah. Her zaman ne demek? Uğur Bey. Efendim. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Çok sağ olun. Ender Ahmet'e hürmet ederim. Ederim. Tüm çalışan arkadaşlarıma da selam söylerseniz sevinirim. Ben de onların adına selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Sağ olun. Hepinize. Sağ olun. Teşekkürler. Diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kucak dolusu sevgiler ve gelelim merak edilen soruya. Uğur Bey, geçtiğimiz yıllarda Kemal Bey'le Kemal Bey üretime girecek misiniz dediğimde düşünmüyorum üretime girmeyi. Ben toptancılıkta kat edebildiğim kadar yol kat etmek istiyorum dedi ama biz tabii ki bu sohbeti edeli 3-4 yıl geçti aradan. Evet zaten. Kemal Ulusal'ın adına buradasınız ve bu soruya çok güzel cevap çok, vereceğinizi düşünüyorum. Çok zor bir soru bu. Şöyle söyleyeyim. Bir üretim yapmak sadece kendi içinde yani metrekareye vurduğunda atıyorum 1000 metrekarede bir üretim yapan bir fabrikayı düşünün. Sadece o fabrikanın içerisinde yapılan ürünleri satmakla başlıyor. Evet. Fakat Kemal Bey'in öyle bir şeyi var ki, tedarik ağı var ki, inanılmaz yani. O ziyaretlerine başladığında emin olun bir 10 gün falan sürüyor. Yani bir hafta 10 günü buluyor. Evet. Dolayısıyla farklı segmentlerde farklı ürünleri bir araya getirmek de çok zor. Fabrikalara gidip kendi istediği grubu anlatarak ben şu grubu istiyorum şöyle olsun böyle olsun her 15 günde bir ayda bir mutlaka ziyaretler yapıyor fabrikalara. Dolayısıyla hani kendi üretimde sadece şuradaki alanda yani 1000 metrekarede veya 5000 metrekaredeki alandaki ürünü satmakla mükellef olacak. Evet. Ama Kemal Bey'in şu andaki yapmış olduğu iş potansiyeli inanılmaz geniş. Ben bütün kaç tane fabrikaya bedel yani diyorsunuz. Aynen öyle yani. O kadar geniş ki yani anlatabiliyor muyum? Yani şurada atıyorum örnek veriyorum size burada ürün 500 kişilik kategorisi genişledikçe evet, evet. Üretim her bir dalda, her bir ürün kategorisinde o kadar çok üreticiyle işbirliğine gidiyor aynen ki. Aynen öyle. Bir sürü yerde gerek bile kalmıyor. Tabii bir sürü bir yerde ürün çıkıyor çünkü. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bu ürünleri çıkarmak, kreasyonları oluşturmak çok zor. Evet. Doğru. Efendim, bu akşam ürün dediniz diyelim abi evet. Bunu. Bu akşam biraz zenginiz ürün evet. Konusunda. Şimdi siz bu soruya cevap vermeye devam edin evet. Ama bu cevabı bu ürün üzerinden de biz götürelim. Şimdi dediniz ya o kadar çok üretici firmayla işbirliğine gidiyor ki bu kaliteyi yakalamak için. Evet yani ben her şeyi söylüyorum. Mesela bizim iki grubun içerisinde, firmamızın içerisinde Tülperde ve Evtekstil'i beraber çalıştığımız evet. için yani bir şeyleri hazırlamak çok zor oluyor. Evet. Onun için hani tek başına ben üreticiyim dedikten sonra bir takım şeyleri sadece o alanda üretmektense birçok yeri kullanıp çok geniş bir alana yayılıp o gamı toplamak daha zor aslında. Basit demiyorum bakın daha zor. Anlatabiliyor muyum? Bunları toplamak bizim için daha zor ama zevk aldığımız noktalardan bir tanesi de bu. Efendim ben tabii sizin konunuz değil ama ilerleyen dakikalarda İhracat ayağınızı da sormak istiyorum. Çünkü siz o bünyenin içerisindesiniz ve olan bitenden haberiniz var diye düşünüyorum. Ve Kemal Ulusal'ın neden üretime girmek istemediğinin en güzel cevabıdır bu. Efendim bu ürünü şöyle bir hafiften açalım mı? Açalım. Bu ürün bir masa örtüsü. Masa örtüsü evet. Evet. Şimdi değerli dostlar ben Kemal Ulusal üretime girecek mi diye soru sordum ya Uğur Bey'e. Uğur Bey de üretime girmesine gerek yok. Zaten üretimi yapıyorcasına o kadar çok fabrikatörle, o kadar çok üreticiyle bir arada ki o kadar çok üreticinin ürününü satıyor, o kaliteyi toparlıyor ki dedi. En güzel cevabı verdi.
İşte o cevaplardan biri efendim. Kameraman arkadaşımız Uğur Bey, yardımcı olursanız iyice yaklaşsın. Bu bir abiye masa örtüsü arkadaşlar. Şimdi masa örtüsünün önce kumaşı kadife. İyice yaklaşalım, iyice yaklaşalım, iyice yaklaşalım. Bu masa örtüsünü zaten kadife bir abiye kumaştır. İyice abiyeleştirmek, kalitesine kalite katabilmek için de efendim Fransız küpürü diye adlandırdığımız, fakat 2017 yılında hayatımıza iyiden iyiye giren koordine işlemeli bir küpür. Etek uçlarındaki. Koordine de biliyorsunuz perdede koordineyi uzun yıllar kullandık. Tam modası geçiyor derken koordineyi el tekstiline işlediler. İşte Kemal Ulusal'da modayı takip eden üstatlardan biri olarak bu güzel, zarif masa örtüsünün etek ucunu ve orta runner diye adlandırdığımız kısmını efendim güzel bir koordine tülle süslemiş. Evet. Şöyle tutalım. Uğur Bey, başta da cümlelerin başında da dedim. Tekrar yeniliyorum. Tabii ki bir bölge sorumlusunun işini kolaylaştıran Tamam. markadır. Markalarsa o bünyede, markayla yol alıyorsanız işiniz çok kolay. Size düşen mutlaka dostlarınızın gidip çayını kahvesini içip onlarla hasret gidermek, ki aldığımız telefonlar Uğur Bey'i çok özledik Evet, sağ olsunlar. yorumlarıyla Hepsi sağ doluydu. olsunlar. Evet. Sizi bu bağlamda kutluyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok nazik. Efendim, ben şöyle dilimin döndüğünce kadınca anlattım bu masa örtüsünü. Doğru Teknik anlattınız. olarak da Yok, siz anlattınız. doğru anlattınız. Tabii ki kadife ile birleşmiş koordineli bir dantelli bir örtümüz bu. Çok da zarif, çok da güzel, kullanışlı. Artı runner yok üstünde, kendi runner'ı var. Bu açıldığında çok güzel 12 kişilik bir masa örtüsü olabiliyor. Bunların renk varyantları var. Katalogumuz içerisinde görecekler bunları. Müşteri portföyümüzün beğendiği ve sipariş vererek aldığı masa örtülerinden bir tanesi. Bunları da şöyle, teşekkür ederim. Şunları şöyle tuttuğumuzda bu olayı daha rahat bir şekilde görüyorsunuz. Kemal abi, teessüflerimi sunuyorum efendim. Şimdi Enel de bir kadın ve bu masa örtüsünü açtığım zaman içim gitti. İnsan bir tane de bana yollar. Öyle değil mi yani? Ne kadar şık. Evet. Siz kadın ruhundan anlıyorsunuz Vinal'de ailesi olarak. Teşekkür ederim. Yani biz Kadın Vinal, evet. ruhundan. Evet. Zaten bunun oluşumunda bir kadın var zaten. Yani Selver Evet, Hanım, Selver Hanım. tabii bir kadın var. Bu dediğim gibi, hani biraz evvel de söyledik. Biz bir ekibiz. Ekibin beraber olmasından dolayı böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla işte Kemal Bey'in görüşleri, bizlerin şunu yapalım dememiz ve Selver Hanım'ın büyük üstün çalışması bir noktaya getiriyor. Masa örtüsünün köşesine kameraman arkadaşım odaklansın. Harika bir köşe. Selver Hanım, sizi kutluyorum. Siz aslında tüm Türkiye'li kadınların ruhunu orada temsil ediyorsunuz. Her birimizin ayrı ayrı, ayrı ayrı. Evet, bir ürünümüz daha var. Bunu hemen asistanımıza verelim. Sonra biz itina ile katlayacağız bunu zaten. Paketine koyacağız değerli dostlar. Evet, yere bırakayım şöyle kutusunu da. Bir kere Evet, kutunuz, buraya kutunuz. gelelim. Şimdi bu Evet. kutu çok ciddi çalışmayla çıkan bir kutu. Evet. Bunu Ayşegül Hanım tasarladı. Sağ olsun, ellerine sağlık. Çok da güzel oldu. Bizim bütün kapak üstü dizaynları Ayşegül Hanım'a aittir. Evet. Hem öteki grubumuzun hem bu grubumuzun. Onu da sayenizde teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Kutu da biz hanımları cezbedecek türde bir kutu. Evet, bir paketimiz daha var. Değerli dostlar, gönül ister ki tabii ki Vinaldi'nin bütün ürünlerini burada görelim ama buna ne program yeter ne de zaman yeter diye düşünüyorum. Evet. Bu nedir? Bu tek kişilik bir pike takımı. Açmayalım bunu. Açmayalım bunu. Üzerinde Evet. konuşalım. Evet. Pamuk setenden yapılmış. Evet, Bir daha. kaliteye Evet, dokunuyorum evet, şu evet. anda. Danteli ile
patta danteliyle süslenmiş. Evet. Ve şönil kumaşa uygulanmış tek kişilik bir pike takımıdır bu. Hı hı. Bunu genelde müşteriler sürekli bizlerden istedikleri için tek kişilik ürününüz var mı diye biz bu grupları sunduk. İki şeyi vardır bunun. Evet. Modeli vardır. Evet. İki de varyantı vardır. Evet. Efendim şimdi bir bayan gözüyle de ben değerlendirmek istiyorum. Buyurun. Evet, Vinaldi bu kaliteyi, bu güzellikleri bize sunsun. Sunsun ama yani bu pike takımını kullanmaya cesaret ister. Yani ben kıyamam böyle bir pike takımının üzerinde yapmaya. İnanın bana yani... Ama sizler için yapıldı bu. Bizler mi? İçin yapıldı ama yani kirlenirse diye benim için gider. Kirlensin, yıkayın. Yıllarca yıkasanız evet, hiçbir şey olmaz. Çünkü cümlemi o konuya getiriyorum zaten. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yapılan ürünler şönille beraber, yani yatağın üstündeki kumaş cinsi şönil olduğu için dantelle birleştikten sonra siz ne kadar çaba da harcasanız bozmak için asla bozulamazlar. Merak etmeyin. Çok rahat olun. Şönil kumaşın öyle bir özelliği var. Yani kaynara dağıtsanız, soğukta da yıkasanız kirini bir kere çözüyor, veriyor ve ütüye çok giden bir kumaş. Evet, çok rahat. Şimdi Uğur Bey, ben bu konuyu neden açtım efendim? Kıyamam, kullanamam derken kalitenize de dokunuyorum ya. Evet. Şimdi ürünlerde kullanış çok önemli. Doğru. Ne kadar süslerseniz süsleyin. Bazı ürünler vardır. Vinaldi'yi tenzih ediyorum. Hani bir kullanımda bir makineye atarsınız, ağzı gözü gider misali vardır ya biz bayanlar arasında. Efendim, bu bağlamda Vinaldi bizim korkmadan kullandığımız marka ve bu elimdeki kutu Uğur Bey. Evet. Bu nedir efendim? Bu bayan bornozu. Bayan bornozu. Evet, bambu bayan bornozu. Evet. Açalım şu bambu meselesini. Şu anda kullandığımız bazı ürünlere girdi bambu. Hayatımıza girdi bambu. Evet. Yani bambu tabii yani bir bambu ağacının liflerinden yapılmış olan bir ürün grubudur bu. Neden tercih ettiğinizi anlatın bize bambuyu. Şimdi bornozlarda iki grup vardır. Birincisi pamuktur, koton dediğimiz grup. İkincisi bambudur. Evet. Bambular daha çabuk kurudukları için ve bakteriyi daha fazla, daha az barındırdıkları için kullanıma uygundur. Pamuk zaten yıllardır bizim kullandığımız, annelerimizin, bizlerin kullandığı, yani bildiği bir gruptur. Bambu biraz daha kalitelidir. Şöyle söyleyeyim, herkesin, her gencin tercihidir diyebileceğim. Ama pamuk da onun yanında kullanılabilir. Virgülü koyuyoruz yine Uğur Bey. Efendim iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Lüleburgaz'dan Erdoğanlar Perdeniz Sayın Erdoğan Altınay. Lüleburgaz'dan takip ediliyor olmak büyük mutluluk verdi. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Emel Hanım. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben sizlerden gelen telefonlarla birlikte daha da iyi oluyorum. Bu şu demektir. Evet, programımız izleniyor, programımız rağbet görüyor. Aslında Emel'le Vinaldi günü rağbet görüyor. Vinaldi ailesi rağbet görüyor. Efendim, evet. Nasıl buldunuz programımızı? Efendim programınız çok güzel. Yani sizler zaten çok tecrübeli birisiniz. Yani yıllardan beri takip ediyoruz sanıyorum. Çok güzel programlar sunuyorsunuz. Çok güzel aktiviteler sunuyorsunuz. Yani çok memnunum sizden yani. İyi ki çok teşekkür ediyorum. Peki biz sizi merak ediyoruz. Kendinizi anlatın bize, mağazanızı anlatın bize, Uğur Bey'le dostluğunuzu anlatın bize. Yani Uğur Bey'i de çok iyi tanıyorum. Vinaldi yıllardan beri tanıyoruz. Kemal Bey yani abimiz, patronumuz değilim. Evet. Yani ağamız. Kendisi 10 numara bir insan yani. Evet. Oğlu İsmail Bey de aynıdır yani. İsmail Bey'e ne söylüyorsam Kemal Bey için İsmail Bey de aynıdır kendisi. Kendisiyle yani firmayla, Vinaldi ile çalışıyoruz. Bizler çok memnunuz. Bütün ürünleri satıyoruz. Uğur Bey de ayrıyeten yani kendisi 10 numara bir satıcı yani pazarlama için. Ondan da çok memnunum. Evet. Efendim şimdi mağazayı anlatın bize. Mağazanız bir Vinaldi konsept mağazası mı, satış noktası mı? Vallahi ben bir şey demiyorum. Uğur Bey onu zaten tamam. Vinaldi'nin tabii ki
%80 ürünlerini satıyoruz. %70. O zaman siz mütevazi davrandınız. Hemen Uğur Bey'e efendim topu atıyorum ben. Uğur Bey, efendim Lüleburgazlı meslektaşımızın mağazasını biraz bize anlatın. Tabii, yani bölgesinin, Lüleburgaz'ın en güzel, en zarif, en kibar mağazalarından bir tanesidir. Hatta bir tanesidir. Odur yani. Öyle mi? Yani Erdoğan Bey'in mağazası gerçekten çok düzenlidir, nefistir. İçeri girdiğinde huzur bulursun. İnsanlar kendi evi gibi girer, kendi evi gibi bakar. İki katlıdır. Alt katında da hizmet verir, üst katında da hizmet verir. Personeli çok iyidir. Yengemle beraber Emir çalışırlar. Emir Hanım. Efendim? Uğur Bey'in haberi yok. Erdoğan Bey'in üçüncü bir mağazayı aldığını söyleyin kendisi. Senin de onun haberi olsun. Oo, hayırlı olsun Erdoğan abi. Çok satış noktası olacağını bilsin yani. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Daha Erdoğan abi. Evet, hayırlı olsun abi. Erdoğan abinin destekleriyle üçüncü bir mağazımız olacak. O zaman efendim sırayla gidelim. Uğur Bey'e hemen bir sorum daha var. Erdoğan Bey nasıl bir müşteridir? A kalite bir müşteridir. Evet. Yani sınıflara ayırırsak A kalitedir. Erdoğan abi vazgeçilmezdir. Lüleburgaz'ın vazgeçilmezidir. Evet. Bizler onunla beraber bir abi kardeş gibi çalışırız. Yani kendi ailemiz gibi gideriz. Kendi yerimiz gibi gideriz. Evet. Ondan sonra yerin ürünleri çıkartırız. Orada çalışan arkadaşlarımız, dostlarımız, yani personel olarak konuştuğumuz, abla dediğimiz insanlar bizim ürünleri satarken zevkle satarlar, evet, zevkle seçerler. Evet. Emin olun biz turlarımız arasında Engin Candaş Bey ile beraber gittiğimiz dönemlerde ben tek başıma gittim. Evet, Engin'i unutmayalım Uğur Bey. Doğru. Ben çok o önemli. Tabii yani Engin Candaş Bey ile beraber gittiğimizde kendi yerimiz gibi gittiğimiz çok nadir böyle güzel yerlerden bir tanesidir Erdoğan abi. Sağ olsun, var olsun. Yengeme de hürmetler ederim Erdoğan abi. Şimdi Erdoğan Bey'e bir sorum var efendim. Erdoğan Bey izninizle efendim bir sorum var. Şimdi Vinaldi'nin değerli dostları, müşterileri şu cümleyi çok kullanıyorlar. Kemal Ulusal'ın prensibi kazan kazandır, bize kazandırıyor evet, diyorlar. Siz üçüncü mağazayı açma gibi bir girişimde bulunduysanız demek ki Vinaldi'den memnunsunuz, sektörden memnunsunuz. Allah razı olsun, bir şey demiyorum yani Allah evet, yani tuttuklarını altın etsin diye diyelim yani. Onların o zaman efendim... Lüleburgaz'dan biraz bize haberler verin. Lüleburgaz sektörü nasıl? İşleriniz nasıl? Nasıl gidiyor şu günlerde? Ya çok şükür iyiydi ama yani kasımla girdik biraz işler yani başladı yavaş yavaş maalesef durmaya. Çok normal. Yani kışın verdiği etkilerden dolayı biz farkındayız evet, yani çok fazla bir şey beklentimiz yok yani. Yaklaşık Mart ayına kadar herhalde oturacağız gibi gözüküyor. Çünkü evet, bizde sezon bu şekilde de devam ediyor. Evet, evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim aradığınız için. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani, estağfurullah. Duymak bizi mutlu etti yani. Sağ olun. Her zaman bekliyoruz aramanızı. Bugün Uğur Suer'in müşterilerini özellikle tanımak istedik. Yönetmenime evet, özellikle efendim Uğur Bey sizin telefonunuzu verdi. Sizin sesinizi duymak istediğini dile getirdi. Evet, ben... bu sefer biz aradık sizi. Ben Uğur Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Engin Candaş Bey'e de ikisi. Onlar bir ikili yani değişmez evet, ikili. İkisi de iyi ki var yani. Onları tanıdığıma çok memnunum yani. İyi ki varlar. Biz de sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Lüleburgaz'a kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erdoğan abi. Hoşçakalın. Ne kadar güzel dostlarınız. Çok Erdoğan abi çok değerlidir. Efendim biz bir yerde virgül koymuştuk. Unutmuş değilim. Ama yorumlara da bir göz atalım. Tabii tabii atalım. Buyurun. Çünkü bana sonra küsüyorlar, sonra sitem ediyorlar. Evet evet bir sürü geliyor. Ben telefonlar de görüyorum, alıyorum biliyor musunuz? Evet evet doğrudur. Telefonlar alıyorum. Geçtiğimiz haftalarda efendim Doğu'dan bir telefon aldım. Neden adımı okumadınız evet, diye evet, sitem etti meslektaşımız. Evet. Bünyamin Güntay, Seyfi Keçeli, Salim Alkan, Kenan Gürfidan, perdeci Kenan demiş. Muhammed Yıldırım, Selahattin Üngan, Has Akyel, İsmail Taşdemir, Sedat Erkut bizi takip ediyor. Selahattin Üngan sloganını yine oluşturmuş efendim. Perdenin amiral gemisi Ulusal Tekstil. Evet. Ben Selahattin Üngan'ın zaten sloganlarına bayılıyorum efendim. Her hafta slogan oluştur, al hediyeni
fikri de zaten Selahattin Ünga'nın slogonlarından doğdu. Baktık ki Selahattin Ünga'nın o kadar güzel slogonlarla Rinaldi'yi ifade ediyor ki neden olmasın diye bir çakmak çaktık efendim ve bu güzel salon takımını oluşturduğumuz slogonlarla biraz sonra Uğur Süer'in ellerinden şanslı sahibine yollayacağız. Evet, Kemal Çam, Hasan Erdem, Esra Perdeçeyiz, Beyza Ercan takipte. Efendim, Evim Perde, Home Çelik takipte. Evet, Mahmut Ekinci, Yasin Taşdemir, Hilal Perde, Ardınç Ariç, Erkan Avcı takipte. Mahmut Ekinci selamlar demiş. Bizden de selamlar. Sadık Güngör takipte. Biliyorsunuz Ankara'nın perdeci, perakende perdeci duayenlerinden. İyi akşamlar dilemiş. Bülent Şahin, Perdem Klas. Mehmet Emin Mısırlılar, efendim geçtiğimiz haftada yorumlar yaptı. Konya'dan selamlar, iyi yayınlar demiş Sayın Mısırlılar. Mahmut Ekinci, Selahattin Ünğan Bey'e ve Selahattin Ünğan Bey'e iyi bakın. Çok güzel reklam yapıyor, teşekkürler demiş. Efendim keşke her firmanın Selahattin Ünğan gibi bir sağ kolu olsa. Evet, teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Davut Ünlü, Alpay Üstün, Hasan Erdem. Evet, Perdem Klas, Ender Çeyiz, Rafet Kalaycı, Hadis Laçin, İlhan Nakkaş, Hayalim Perde, Yüzeyir Çiftçi, Nazar Dikimevi, Gülnazık Meral, Perde Dikimevi, Harun Karaşabanoğlu, Mahmut Ekinci. Nice nice Vinaldilerle demiş. Mahmut Ekinci'nin ismini yazar mısınız sevgili asistanım? Mahmut Ekinci. Evet, asistanım yazıyor efendim, Mahmut Ekinci. Evet, yazdığını işaret ediyor. Hasan Erdem, Vinaldi Perde Evi selamlar. Adem Çakmak, Nimet Önsüz, Korten, Ramazan Erdoğan. Evet, Marka Perde, Turgut Perde, Ünsal Sevi, kalitenin adresi Vinaldi. Ünsal Sevi'yi yazdık mı efendim? Yazmışız. Turgut Perdeçeyiz, Vinaldi Türkiye'de tek ürün gamı, çok geniş bir firma demiş. Turgut Perdeçeyiz'in de adını yazalım. Pazarlamacıları olsun, müdüreleri olsun, eşsiz demiş. Turgut Perdeçeyiz tanıyor musunuz efendim? Evet. Evet. Hangi bölgeden? Afyon. Afyon. Emirdağ. Evet. Evet. Anlatın biraz Emirdağ'ı bize. Emirdağ benim çocukluğumu süsleyen kasabalardan biridir. Ortaokulda efendim bir tiyatro oyunu sergilemiştik. Ve Emirdağ'da geçen bir Türkmen gelinini anlatıyordu. Emirdağ hep çocukluğumdan beri gitmek istemişimdir. Çok merak ettiğim bir yer. Önce Emirdağ'ı biraz anlatır mısınız? Afyonlu olduğunuz için de soruyorum. Evet, bunu. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Afyon, bizim turlarımız o kadar hızlı geçiyor ki. Evet. İçin aslı şöyle söyleyeyim. Yani bir 15-20 günlük bir turda çok geniş bir araziyi, çok geniş bir bölgeyi tarayarak gitmek zorundayız. Her bölgeye de girip insanlarla görüşmek. Uğrayamadığımız arkadaşlarımız oluyor, dostlarımız oluyor. Onlar evet. Daha sonra telefon açıyorlar. Ya buraya kadar geldin de bize uğrayamadın. Neden evet. Uğrayamadın? Çünkü o rutu tamamlaman gerekiyor. 20 günde, 18 günde, 15 günde. Dolayısıyla çok hızlı geçtiğimiz noktalar olabiliyor. Ben Afyonlu olmama rağmen kendi Bolvadin'e gidememişimdir. Çok net söylüyorum yani. Bolvadinli misiniz? Ben Bolvadinliyim. Evet, mi? Evet, Bolvadin. Bolvadin'e gidememişimdir. Yani Afyon merkezde bizim arkadaşlarımız, dostlarımızla gideriz. Görüşmelerimizi yaparız. Çok soğuktur. Yani kışları tamamen bir karasal iklim hakimdir. Gündüz sıcak içinde yanarsın, gece donarsın. Yani o kadar soğuktur Afyon. Ama kaplıcaları muhteşemdir. Evet, çok güzeldir. Meşhur. İnanılmaz güzeldir. Emirdağ'ın evleri de güzel evet, değil mi? Evet, evet. Müthiştir ya. Yaşamak lazım. Hani kendi memleketim gibi diye söylemiyorum bunu. Yaşamak Türkiye'nin lazım. Her yeri Türkiye'nin güzel. Her yeri güzel. Her yeri yani güzel. Az önce Artvin'den bağlandılar Antalya'dan. Aynen öyle. Şöyle bir doğudan batıya doğru hayal ediyorum da efendim. Türkiye'nin her yeri güzel. Her gerçekten yeri güzel. Evet, memleketimiz evet, evet, çok evet. Güzel. Efendim bir virgül koymuştum demiştim, sözünüzü yarıda kesmiştim ama hatırlıyorsanız devam edin, hatırlayamıyorsanız hemen konuyu başka yöne çekmek istiyorum ben. Efendim şimdi, Vinaldi'yi tabii ki müşterileriniz temsil ediyor. Vinaldi'yi siz de temsil ediyorsunuz. Bölge sorumluları arkadaşlarınızla birlikte. Tabii tabii. Şimdi efendim yine bir telefon var sanırım. Bu yüzden hatırlayamıyoruz evet. Konuşmalarımızı.
Efendim merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Bartın'dan, Bartın'dan Güncan ben. Efendim tekrar alabilir miyim? Bartın'dan Günay Home mağazasından Güncan ben. Günay Home mağazası. Günay Home, evet, orayı anladım. Evet. Efendim. Evet. Bartın'dan arıyorum sizleri. İyi akşamlar herkese. Bartın'dan. Evet, ne evet, güzel, evet. Ne güzel. Evet. İyi akşamlar evet. Bartın'a, sevgiler. Efendim sizi teşekkür tanıyalım. Ederim. Sağ ol. Gülcan Hanım sizi tanıyalım. Günay Home Bartın'da satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Evet. Tekstil ve perde bölümünde. Vinaldi ve Ulusal Tekstil'le çok güzel bir iletişimimiz var. Gayet onlardan memnunuz. Bu şekilde. Efendim satış temsilcisisiniz. Adı üzerinde. Evet. Vinaldi'yi temsil etmek, Günay Home'u temsil etmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Biz Ulusal Tekstil'de çalışmaktan gayet memnunuz. Kendileri müşteri odaklı oldukları için gayet sağlıklı bir iletişim kurmaktayız. Kendim de dahil zaten bu işi severek yapmaktayım ben. Evet. Bu şekilde yani Ulusal Tekstil zaten geniş kitlelere de hitap etmekte ve günden güne kendimi geliştirmekte de. Uğur Bey de zaten bize çok yardımcı olmakta bu konuda. Evet. Yani çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet. Az önce efendim tabii ki Vinaldi'nin birbirinden güzel ürünlerine göz attık. Uğur Seher'le evet. birlikte. Masa evet. örtülerini, bornozları, bir bayan gözüyle Vinaldi'yi değerlendirecek olursanız. Evet, bayan gözüyle değerlendirecek olursak, mesela bornozların fantezi gruplarında gerçekten çok güzel çeşitleri var. Yatak örtüleri keza öyle. Evet. Perde grubu ayrı zaten bambaşka çeşit olarak. Yani çok güzel, gündemi takip etmekteler, günden güne gelişmekteler, öyle söyleyebilirim size. Evet. Çok zarif, şık ürünleri var. Öyle söyleyebilirim. Evet. Bu şekilde. Hı-hı. Efendim Bartın'da havalar nasıl, soğudu mu? Bartın'da şu anda pastırma sıcakları var. Mevcut. Çok soğuk hava yok. Yani normal gidiyor her şey. Alışverişte evet. keza öyle, ticarette öyle. Gayet güzel. Bartın çok güzel bir şehir efendim. 1,5 ay, evet. 2 ay oldu galiba. Evet, oradaydık bir evet. program için. Efendim size evet. Uğur Bey'e veriyorum. Yani telefonu Uğur Bey'e veriyorum. Uğur evet. Bey'e bir merhaba deyin. Peki. Alo. 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 İyi akşamlar Uğur Bey. İyi akşamlar Gülcan kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Aynı yoğun tempo devam etmekteyiz. Allah yoğunluğunuzu arttırsın. Bizler deyiz Allah'a şükür. Cümlemizin. Sesinizi duyunca çok mutlu oluyoruz. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de. Biz de sizi çalışmaktan mutluyuz. Günay Home, Bartın'ın en güzel mağazalarından bir tanesi. Evet. Çok ciddi söylüyorum. Evet. Yani bu personelinden olsun, firma sahibinden olsun yeni yapılan mağazası da çok elit bir mağaza oldu. Kendini gösteren mağazalardan bir tanesi. Orada çalışan, görev yapan iki kardeşim var. Biri Gülcan, biri Arzu. Oh. O Gülcan kardeşim. Evet. Arıyor şu anda. Vallahi çok mutlu evet. ettin beni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha da güzel şeylere imza atarız hep beraber. Amin. Ürünümüzü, ürünlerimizi severek satıyorlar. Yani aynen, evet. Emin olun bana günde 2 kere, 3 kere telefon açıp Uğur evet. abi şunun işte şu rengi var mı elinde, hızlı bir şekilde gönderebilir misin? Her gün evet. hemen hemen konuşuyoruz. Her gün. Efendim evet. ürünler sevilmeyecek evet. gibi değil. Ben bile o masa, kadife masa örtüsünü açarken evet. kendimden geçtim. Yemin ediyorum size evet, çok güzel evet, bir evet. ürün. Gerçekten. Yani Gülcan Hanım şimdi evet. bayan olmanız akabiyle de Vinaldi'yi seviyorsunuz. Hani bir erkek pazarlamacı bu kadar sizin kadar tutkuyla bakar mı Vinaldi'ye evet. bilemem ama biz bayanlar Vinaldi'ye evet. tutkuyla bakıyoruz. İster satıcı olsun ister kullanıcı. Gülcan evet. Hanım, efendim çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Ben teşekkür için. Ederim. Güzel sohbet ettiğiniz için. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bartın'a sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Siz de hoşça kalın. Hoşça sağ olun. Kalın. Hayırlı akşamlar. Evet. Yeni bir telefon bölmeden ben hemen jet hızıyla konuma gireyim. Şimdi efendim, bir saattir karşımda oturuyorsunuz. Evet. Duruşunuzla, davranışlarınızla, kılık ve kıyafetinizle, saç tıraşınızdan yüz tıraşınıza kadar
Evet, Vinaldi'yi temsil ediyorsunuz. Ses tonunuzla, müşteriye olan davranışlarınızla, müşteriyle olan alakanız, yakınlığınız, bir akraba gibi onları sarıp sarmalamanız, hepsi bana göre Vinaldi'yi temsil Gayet etmektir. öyle. Doğru. Müşteri de Vinaldi'yi temsil ediyor. Vinaldi'yi taşımak da çok önemli Doğru. biliyorsunuz. Herkese Vinaldi emanet edilemez. Doğru. Edilmemeli de. Böyle düşünüyorum Doğru. ben. Gelelim bir bölge sorumlusu için. Kılık, kıyafet, boyalı ayakkabılar. Neyin ifadesidir? Siz hep böyle mi gezersiniz? Hep bu şekilde kravat mı takarsınız? Evet. Önemli midir Çok bunlar? önemlidir. Yani ben okul çağlarından beri yaşamış olduğum bir şeyim var, stilim var. Bu stili hiç değiştirmedim, hiçbir yerde değiştirmedim. Sultanahmam'da müdürlük yaptığım dönemlerde de kravatla dolaştım. Vinaldi'de görev yaptığım dönemlerde de kravatla dolaştım. Yani şey bu, hani bir tarz diyelim. Yani insan her kişinin bir tarzı vardır. Benim de tarzım bu. Yani sonuçta. Önce karşımdaki kişiye saygı, yani ben kendim saygılı olmam lazım, kendime saygılı olmam lazım, karşıdaki insana da saygı göstermem lazım. Bu böyledir yani. Yani kravat bana göre ciddiyetin temsili. Ama kravat başka şeyler de ifade ediyor diye düşünüyorum. Bir alo Bir diyelim, alo diyelim, kravat evet. üstündeki Tamam. konuşmamızı sürdürelim. Alo. Alo. Efendim merhaba, kiminle görüşüyorum? Merhabalar, hayırlı akşamlar. Dedi. Selahattin Ündan ben, İstanbul'dan. Sevgili Selahattin Ündan. Evet Nasıl? ablacığım, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür Ee, ediyorum. bugün bugün bizim için çok farklı bir gün. Uğur abim orada, onunla bizim farklı bir gönül bağımız var. Dostlar her zaman, her koşulda, iyi günde, kötü günde yan yana olması gerekir. Biz de Uğur abimin, değerli büyüğümün bu güzel programda, Vinaldi'nin sizin konu olduğu bu programda ona bir destek amaçlı şöyle bir sesimizi duyuralım. Ona bir saygılar, sevgiler sunalım diye. Tabii ki biz onun evladı sayılırız, çırağı sayılırız ama bir en azından desteğimiz Estağfurullah. olsun, dostu olduğumuz için, arkasında olduğumuzu böyle bir hissettin diye sesimizi duysun istedik abla. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ne iyi yaptınız efendim. Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir rahatsızlık haberinizi aldım. Efendim gördüm. Nasıl, düzeldiniz mi? Çok geçmişler Allah'a olsun. şükürler olsun Emel abla. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Aynı Uğur abim de öyle işte, görüyorsunuz. Ankara'da işte bugün bir tarafta, Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de koşturuyoruz. Yoğun bu tempo içerisinde ister istemez bir hastalıklar oluyor. Şükürler olsun Mevla'ya. Onlar da Allah'tan gelen dertler, sıkıntılar. Onlar da geçti Allah'a şükür. Çok iyiyim Çok abla. geçmiş olsun. Canlı yayını geçen hafta takip edemedik ama paylaştık. Sürekli yayınları takip ediyoruz, paylaşıyoruz. Ben de Uğur abime saygılar, sevgiler sunuyorum ablacığım. Efendim, şimdi o zaman meslektaşınıza, mesai arkadaşınıza bir merhaba deyin. Uğur Bey'e veriyorum Yani telefonu. tabii ki. Merhaba Alo. efendim kardeşim, hoş geldin. Selamünaleyküm abi. Hayırlı Aleykümselam. akşamlar ve Aleykümselam. hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim, Allah hoş geldin. muvaffak etsin. Allah razı olsun hepimiz inşallah. Ellerinden öpüyorum abi. Seni orada görmekten çok büyük onur ve gurur duydum. Allah razı olsun. Gerçekten bizim için çok farklısın. Bu işe gönlünü koyuyorsun, emek veriyorsun. Allah Bizimle razı çok olsun. büyük kahrımızı çekiyorsun. Seni çok seviyorum. Bu kadar diyeyim abi. Allah razı olsun. Bu işbirliği bir kişinin ortaya koyduğu zincir başarı benim için bir şey ifade etmiyor. Biz bir ekibiz. Ekibin başarısı önemli. Ekip birbirini tuttuğu müddetçe, ekip zincirlerini sağlam tuttuğu müddetçe başarı her zaman gelecektir. Sen de çok başarılı bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Allah yolunu açık etsin. Sana başarılar Amin diliyorum. amin. Allah kaza bela Ellerinden vermesin. öpüyorum abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben Sağ dediğim ol. gibi bizim başımızda keman olursa da bu bir zincir gibi. Emel abla öyle söyleyeyim. Biz birbirimize karşı bizim şirkette bakarsanız herkes 15 yıllık, 16 yıllık, bu herkes birbiriyle sevgi saygı içerisinde, müşterilerimiz de olsun. Çok büyük toptancılarımız var. Onlara da hizmetler ediyoruz. Ürünlerimizi çok beğeniyor. Artık Vinaldi kendini açmış durumda Allah artık. Yani şöyle söyleyeyim, artık Vinaldi çok büyük noktalara erişmiş Çok durumda. Yani haklısınız. bazı şeyler vardır ya, olay artık kendini geçmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Bazı olaylar hani insan kendini anlatmaya çalışır, tanıtmaya çalışır. Vinaldi'yi siz tanıtmıyorsunuz. Siz gittiğiniz yerde insanlar sizi sizden daha iyi biliyor.
Doğruluk, dürüstlük Çok çok doğru. önemli şeyler. Uğur abimi çok seviyorum. Evet. Size de çok sevgiler, saygılar sunuyorum bize yaptığınız desteklerden dolayı, bu hizmetlerinden dolayı. Estağfurullah. Böyle bir Vinaldi gibi değil de hem Uğur abime bir destek hem size de bir saygılar sunmak için bir alo diyeyim dedim ablacığım. Zaten efendim Uğur Bey geldi geleli sizleri ağzından atmıyor. Benim çalışma arkadaşlarım her biri kıymetli diyor. İnanın Allah kulaklarınızı razı burada o olsun. kadar çok çınlattı ki Uğur Bey de sizi çok sevdiğine inanıyorum ben. Sağ olun, var olun. Evet. Siz de var olun ablacığım. Aydın abla da Sağ çok selamlar. Hayırlı olun. yayınlar Taşkınım. diliyorum. Tüm perdeci arkadaşlara, bu işi yapan insanlara hayırlı rızıklar, helal kazançlar diyorum. Hayırlı Amin. yayınlar. Uğur abime sevgiler, saygılar ablacığım. Amin Sağ ol, efendim. sağ ol kardeşim. Takipte kalmaya devam Görüşmek edin. İyi dileğiyle. Sağ ol. geceler. Sağ olun ablacığım. Hayırlı akşamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz Selahattin kardeşimize. Vinaldi'nin değerli dostlar bünyesinde emektar tabii ki Kemal Ulusal'ın da sağ kollarından biri. Efendim, kravat dedik. Evet. Evet, ben Vinaldi'nin diğer pazarlamacılarıyla da tanıştım. Bölge sorumlularıyla da. Hepsi de kılık kıyafetine itina gösteriyor. Çok. Ne de olsa diyorum Kemal Ulusal'ın öğrencileri bunlar. Ne de olsa diyorum efendim Kemal Ulusal'ın çatısı altındalar. Yani kılık kıyafet müşteriye samimiyeti değil mi? Güveni empoze ediyor. Tabii. Yani. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hani biraz evvel de söyledim artık bizim her şeyimiz oturmuş vaziyette. Evet. Vinaldi grubunun her şeyi oturmuş. Evet. Vinaldi biraz evvel Selahattin kardeşim de söylediği gibi hani Vinaldi bazı şeyleri aşmış. Ulusal Tekstil bazı Evet. şeyleri aşmış Evet. vaziyette. Tamam hani kravat çok önemli. Belirli bir noktaya kadar insanı etkilemek veya işte bizler için bir pazarlamacı için pazarlama satış tekniklerinde ilk 15 saniye çok önemlidir. Evet. Bir yere girdin, tanımadığın bir yere girdin, bir ürün tanıtacaksın veya kendini tanıtacaksın. Bu 15 saniye, ilk 15 saniye çok önemlidir. Burada etkiledin, etkiledin. Etkilemedin, o insanla iletişimi çok zor kurarsın. Yani konuşma tonun, ses tonun, işte giyimin, tarzın, duruşun, ona bakış tarzın, pazarlamanın olmazsa olmazları bize öğrettikleri, abilerimizin bize öğrettikleri, kitaplarda okuduklarımız ilk 15 saniyedir. Evet. Bizler bunu yaşıyoruz. Tabii okul çağından da gelen bir askeri pozisyon itibariyle hani bizim okul yarı askere gibiydi. Biz askeri disiplinle büyüdük. Dedem albay rahmetli. Evet. Yani işte babam askerden ayrılma. Evet. Çok böyle şey Bir disiplinli bir asker ailenin. Evet disiplini yani bir var. asker disiplinli yetişen bir aileyiz. Peki efendim, bir pazarlamacı yolculuğu nasıl zevkli hale getiriyor? Usanılmaz yani kılıyor kendine. Yolculuklar usandırır bazen Yok insanı. yok yok. Herhangi bir taktiğiniz var mı? Yolculukta Bir şunu kere yaparım, müzik dinlerim falan der hayır şöyle bir misiniz? şey var. Şimdi bir insan ben kendimden bahsedeyim. İnsanlardan Evet. bahsedeyim. Ben kendimden bahsedeyim. Bir insan işini sevdiği müddetçe işinden zevk almasını çok rahatlıkla anlayabiliyor. Evet. Bulabiliyor daha doğrusu. Evet. Yani ben bugün işte Marmara'dan çıkıp kendi bölgemden çıkıp Yasin Bey'in bölgesine geldiğimde tanıtacağım ürün gamını o kadar heyecanlı geldim ki Ankara'ya. Hatta siz de telefonla bağlandık. İşte Evet. ben yarın Evet, Ankara'dayım evet. gibilerinden. Sağ olsun Yasin Bey de beni aldı, ağırladı bu Evet. saate kadar, bu dakikaya kadar. Sevgilerimizi gönderelim Evet Yasin Yasin Bey'e de. Taşdemir Bey, sevgiler, saygılar. Evet. Allah razı olsun. Beni bir dakika boş bırakmadı. Ne Bir güzel. dakika her müşteriye ayrı ayrı gittik. Her müşteriye ayrı ayrı sunum verdik. Hani bir müşteride 1,5 saat ben biliyorum ki 1,5 saat kataloğumu anlattım. Kataloğumu anlattım, resmen anlattım, sayfa sayfa anlattım kataloğumu. Evet. Ve bu insanlar beni dinlerken zevkle dinlediler. Yani o ürünü tanıtırken, çünkü bunu anlatırken bu insanın ne sattığını bilmesi gerekiyor. Evet. Neyi satacağını bilmesi gerekiyor. İşte biraz evvel sorunuza geleceğim. Zor gelmiyor mu? Hayır gelmiyor. Neden? Bizler işimizi seviyoruz. Bizler işimizi sevdiğimiz müddetçe yollar bize hep kısa gelir. Efendim, virgülü koyalım. Bizim biliyorsunuz Vinaldi, içerisinde Vinaldi kelimesi geçen sloganları oluşturanlar ya da güzel cümleleri oluşturanların bu kasenin içerisinde isimleri var. Biraz sonra siz Evet. çekeceksiniz ve İnşallah. bu güzel salon takımını kargoya vereceğiz eğer başka İnşallah. bir şehre çıkarsa. Efendim, şimdi
Bu çekilişten önce değerli dostlar, son olarak hemen katılımlara ve isimlere şöyle bir göz atıyorum. Efendim, Zafer İlikli, iyi yayınlar Emel Hanım. Uğur Bey'le bugün tanıştık. Çok değerli bir insan demiş. Sektörde böyle güzel insanlara ihtiyaç var demiş. Zafer İlikli efendim, Ankaralı bir perakendecimizdir. Demet Evler tarafında hatırlarsanız. Sağ olsun. Evet. İyi ağırladılar bizleri, sağ olsunlar. Evet. Ve efendim şöyle yine göz atıyorum. Binaldi ailesi de programdan sonra tabii ki İstanbul ayağı ve Ankara ayağı, Yasin Bey, işte İstanbul'dakiler hep bu yorumlara göz atıyorlar. Tek tek inceliyorlar. Efendim, katılımlarınız ve takipleriniz için teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna doğru şöyle geliyoruz ve isterseniz bu çekilişi yapalım. Evet. Uğur Bey, bakalım bu hafta hediyemiz nereye gidecek, kime gidecek? Ama karıştıralım, iyice karıştıralım. Şanslı kim bakalım? Evet, kasayı şöyle verelim efendim. Şöyle tutayım. Gül Nazik Meral. Benim aklımdan geçen isim. İnanmıyorum. Çok güzel, harika. Şimdi Uğur Bey, Gülnazik Meral hanımefendi, kameraya iyice yaklaşsın. Gülnazik Hanım da görsün. Haftalardır bizim programımıza Vinaldi sponsorluğunda ya da başka firmaların sponsorluğunda destek veriyor. Telefonla katılıyor, yorumlar yapıyor ve geçtiğimiz sponsorumuzun programlarında da buraya konuk oldu. Gülnazik Hanım bir atölye sahibi ve dikiş dikiyor, perde dikiyor. Çok güzel. Öyle izah edeyim size. Gülnazik Hanım artık o kadar çok katılıyordu, o kadar çok bana destek veriyordu ki ben utanmaya başlamıştım. Hani şu hediye Gülnazik ablamıza çıksın güle diyordum. Güle güle kullansın. Hatta ne dedim efendim, isimleri okurken de Gülnazik abla, eğer ismin çıkmazsa ben bir hediye yollayacağım size demiştim. Gülnazik ablacığım, tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Bakın isminiz çıktı. Yarın sabah, hatta kargoya vermeyeceğim efendim, eşim Aydın Bey'den Vinaldi'nin hediyesini size bizzat ellerimle yollayacağım. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum size ve eşinize. Efendim şimdi Uğur Bey spor yapar mı? Uğur Bey yüzmeye gider mi? Ya da sporun hangi dallarıyla uğraşır? Tabii. En çok sevdiği yemek, gazete okur mu? Daha doğrusu boş vakti varsa bunları yapıyor mu? Evet. Şimdi geçmiş dönemde tabii spor yaptık. Spor yaptık. 18 sene futbol oynadım ben. Evet. 18 sene amatörlükte. Evet. Amatör de oynadım. Evet. Profesyonel de oynadım. Hı hı. Benim babam da, rahmetli babam da futbolcuydu. Profesyonel derken bilindik bir takımda mı efendim? Tabii tabii. İznik bölgesinde, Bursa bölgesinde oynadım. Evet. Ondan sonra. Daha sonra tabii yaş ilerledikçe belirli şeyler kaybolmaya başladı. Evet. Evlilik girdi. Daha sonra ayaklarımdaki bağlar kopunca ben futbolu bırakmak zorunda kaldım. Ama futboldan hiç uzaklaşmadım. Sürekli tabii tabii. Masa tenisi oynarım sürekli. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Yani İstanbullu olanlar ya Galatasaray ya Fenerbahçe, evet, ya Beşiktaş diyorlar. Biz Fenerbahçe'yim. Bostancı'da oturuyorum. Bostancı'da. Yani karşı tarafta oturunca Fenerbahçe'de olduğu için. Peki efendim, eşiniz hanımefendiyle nasıl tanıştınız? Aynı apartmanda oturuyorduk. Öyle mi? Evet. 30 yıl önce. Evet. Aynı apartmanda. Aynı apartmanda, evet. Şimdi efendim, ilk bakışı kim attı? Ben attım herhalde. Hani kim kimi baştan çıkarttı ya da tavladı ben çıkarım diyeceğim herhalde. Anadolu tabiriyle. Evet. Komşu kızıydı yani. Evet, komşu kızıydı. Yani delikanlılar komşu kızlarına yan gözle bakmazlar ama Uğur Bey... Babasıyla çok... da babasıyla da babam aynı yerde çalışıyorlardı. Yani bir... artık yani evet evet. Rahmetliler ikisi arkadaşlar diyelim. Devam edeceğiz efendim. Evet. Yönetmenim, değerli dostlar, hediyemizin sahibini bağlamış. Gülnazik Meral hanımefendi hattın öbür ucunda. Efendim merhaba. Merhaba Emel Hanım. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Valla ben iyiyim. En son sizi Home & Tech fuarında biliyorsunuz. Evet. Boğaz'da gemi seyahatinde bıraktım. O günden evet, beri evet. de konuşmadık. O günden beri de bir araya gelemedik. Siz nasılsınız? Evet. İyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Devam ediyoruz, uğraşıyoruz Emel Hanım. Çok güzel bir yayın oldu. Ben çok çok heyecanla izliyorum. Başından sonuna izlediniz biliyorum. Çok 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 takdir ediyorum. Uğur Bey, iyi akşamlar Uğur Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, sağ olun. Tanışmadık sizinle. Ama bugün Emel Hanım'ın sayesinde, perdesatıcıları.com sayesinde sizi uzaktan da olsa, yayında da olsa tanıma fırsatı buldum. Çok takdir ediyorum, çok beğendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bir mukabele, çok mersi, sağ olun. Çok sağ olun. Bu hediye tabii işin espri tarafı. Çok hoş bir güzel hediye oldu, jest oldu. Zaten sürekli takip ediyoruz ama bu ayrıca bir heyecan kattı bize şimdi Binali'nin vermiş olduğu hediyeler. Çok sıkı takip ediyoruz. Evet. Meral ablacığım, kısmet sizeymiş ama ben şimdi beni yalnız bırakmıyorsunuz, ekibimi yalnız bırakmıyorsunuz. Dedim ki dikkat ettiyseniz eğer bu akşam bu hediye Meral ablaya çıkmazsa Meral abla ben bir hediye yollayacağım size dedim. Evet. Gerçekten evet. Çok kalp temizliğiyle söylemişsiniz ki o da gerçek oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Jestiniz için, Binali'nin jesti için. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim şu anda zaten ekranda size göndereceğimiz hediyeye bakıyoruz. Çok da güzel 5 adet salon takımı, yani 5 parçadan oluşuyor. Çok da günün modası, Vinaldi'ye yakışır bir ve size yakışır, evinize yakışır bir salon takımı. Gülnazik ablacığım, efendim şimdi madem bağlandınız, bu arada hemen son günlerin haberlerini, atölye haberlerini de almak isterim sizden. Biliyorsunuz kış geldi, sektörde bir duraklama oldu. Atölyelere de yansıdı mı? Nasıl gidiyor atölyeniz? Tabii mutlaka. Bu hafta evet bayağı bir hissettik. İşler azaldı, yoğunluk yok artık, yazın yoğunluğu yok tabii. Ufak tefek bir şeyler oluyor tabii, yapıyoruz yine ama tabii yaz gibi değil tabii. Evet, mutlaka. Hı-hı. Efendim Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum Gülnazik Meral ablacığım. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Efendim şunu dile getireyim ben size. Yarın inşallah kargoya vermeyeceğim ben bu hediyeyi. Eşim Aydın Benli'den bizzat yollayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi de bekliyorum. Sağ olun. İnşallah kısmet olursa bir gün Uğur Bey'i de bekliyorum. İnşallah. Salon takımın mesleğinde bir kahve içeriz. İnşallah ikram etmek isterim. Çok çok onur ve mutluluk duyarım. O teşekkür zaman efendim Yasin Bey, siz yarın hep birlikte alın salon takımını götürün. İnşallah. Bir de kahve içmiş oluruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun bağlandığınız ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı geceler. İyi geceler. Evet. Sahibini buldu bu salon takımı. Gülnazik Meral ablamıza gidiyor. Evet, yönetmenim başka telefon bağlamıyor. Sonuna geldik değerli dostlar. Biz tabii ki bu gece Vinaldi hakkında konuştuk. Vinaldi'yi daha yakından tanımak istedik. Bunun için de sağ olsun ta İstanbullardan Vinaldi bünyesinin çok değerli bir çalışanı, çok değerli bir bölge sorumlusu Sayın Uğur Süer kalkıp geldi. Bizi yalnız bırakmadı. Dilin döndüğünce efendim Vinaldi'yi anlattı bize. Sağ olsun, var olsun. Tabii ki Uğur Bey'e söz hakkı vereceğim. Bir kapanış konuşması yapacak Uğur Bey. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun, teşekkür ederim. Var olun diyorum ve bu programı kameramızı yakından için çekiyor. Tamam. Tüm dostlara buradan bir konuşma. Türkiye'deki bütün Vinaldi ailesine, başta Kemal Ulusal Bey olmak üzere, arkasından İsmail Ulusal Bey, bölge pazarlamacılarım Yasin Taşdemir, Ferhat Bey, Alparslan Bey, Hüseyin Bey, Engin Candaş Bey, onların adına, kendim adına, şahsım adına sizlere Vinaldi grubu ailesi olarak kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Yeni ürünlerimizle, yeni yaptığımız ürünlerle sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Sizlerin yanınızda olduğunu bilmeniz yeterli oluyor bizim için. Bu da bize güç veriyor, emin olun. Bu gibi programları takip etmeniz bizim için bir zevk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Programımıza renk kattınız. Sağ ayağınıza sağlık. Sağ değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, Emel'le Vinaldi Günü adlı programımızın sonuna geldik. Bugün Uğur Süer'i, bölge sorumlumuz Uğur Süer'i konuk ettik.
Efendim, pazartesi görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi ayrı ayrı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.